merhabalar efendim. Kısmetse Olur'a hoş geldiniz. Birazdan 7 gelin ve 7 damat adayımızla birlikte aşk ve romantizm dolu upuzun bir yolculuğa çıkacağız. Onları tek tek stüdyoya çağıracağım ve sizlere tanıtacağım. Ama önce damatlardan, erkeklerden başlayacağım. Onları hemen bahçeden kendi evlerine yolladıktan sonra da birbirinden güzel gelin adaylarımızı alacağım bahçemize ve onları da evlerine yolcu edeceğim. İlk damat adayımız Erdem Dalfidan. Erdem hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, şöyle alayım seni. Nasıl, heyecanlı mısın? Aa, gayet heyecanlıyım ama gayet enerjiyim. Şimdi senin kişiliğini okudum. Hı-hı. Deli dolu kadınlardan hoşlandığını söylemişsin. Evet. Deli dolu kadın nasıl oluyor, bir anlatsana. Deli dolu kadın biraz enerjik olmasını isterim ben. Mutlaka böyle analitik bir çözüm üretmesi gerekiyor. Yani kendini bir yerde sıkıştırmaması gerek. Herhangi bir sorunla karşılaştığında bunu çok ciddi bir şekilde kendi başına halledebilmeli. Yani duruşu dik olan. Ve hiçbir şey yapmaktan kaçınmayan insanlar işte. Pratik zeka, evet. Zekalı, cesur, evet. Kendine güvenen kadınlar. Evet. Korkutmuyor mu seni? Hayır. Genelde erkeklerin çoğunu korkutur. Daha çok cesaretlendiriyor aslında. Öyle mi? Evet. İnşallah o zaman gönlünde yatan prensesi bu evde bulacaksın diyelim. Umarım. Ve seni hemen uğurlayalım. Çok şu kapıdan ederim. Erkekler evine alalım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ercan hoş geldin. Hoş bulduk, gel şöyle alayım seni, çok teşekkür ederim. Ne güzel böyle güler yüzle geldin. Kapıdan itibaren gülümse. O yüzden mutlu olmaya geldik. Gülümsemek en büyük silahım diyorsun. Kesinlikle. Saçlarına bayıldım. Teşekkürler, siz de çok şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün özenmişsin, yapmışsın. Normalde evet. De bu kadar bakımlı mısın? Yani genel itibariyle her zaman bakımlı olmaya çalışıyorum. Umuyoruz sen de. Hayırlısı. İşte kalbine göre, gönlüne göre güzel bir gelin adayı bulur da. İnşallah. O evden şöyle nikahla düğünle biz çıkarsın. Buraya evlenmeye geldik, almadan çıkmayacağız. Biz İnşallah. Bu inatla geldik buraya. İnşallah. Bol şans diliyorum. Teşekkürler, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Şöyle uğurluyorum seni erkekler evine. Merhabalar. Merhaba Serhan'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel şöyle dur istersen. Nasılsınız? Ne kadar şıksın bu. Nasıl bir renk uyumu böyle? Teşekkür ederim. Uyumu seviyorum. Uyumu seviyorum. Bakımı seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de işte sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Yani hanımlar bayağı şanslı. Şu ana kadar gelenlerin hepsi birbirinden yakışıklı bana göre. Serhan'cığım. Bir cümlen var, benim çok dikkatimi çekti. Erkeğin ağırlığını bilecek kadından hoşlanırım demiş. Kesinlikle. Ya nedir bu erkeğin ağırlığı? Bana göre erkek her zaman otoritesini kurabilmeli. Hmm. Bunu zaten kendi başarım olarak ben uygulayacağım karşımdaki insana. Buna saygı duyabilecek bir bayan adayı arıyorum aslında. Erkeğine saygı duysun, evet. Ben Adanalıyım diyorsun. Kesinlikle. Duymazsa da duydurturum diyorsun. Buradan Adana'ya da selam olsun. Selam olsun. Bütün Adana'ya, bütün Türkiye'ye buradan selam olsun inşallah. Seni de o zaman diğer arkadaşların arasına alalım. Şöyle erkekler evine. Diğer arkadaşımız da geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Merhaba Ercan. Merhaba Serhan ben. Memnun oldum. Merhaba. Gel Serhan'cığım. Biz arkadaşla evet, sohbet yapma fırsatı bulduk. Göz aynen istersen bir gez dolaş. Bir merakımı gidereyim. Evimiz de gayet güzelmiş çok ya. Çok şık dizaynı değil. Ev güzel ve geniş. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Önce gözüm beğenecek, sonra gönlüm sevecek. Hayata karşı duruşu olan özgüveni yüksek bir eş istiyorum. Aşkın içerisindeki kısıtlı oyunlara dayanamıyorum. Mesela telefon çalıyor, geç açılıyor. Buluşma yerine geç geliyor. Bunlara ne gerek var? Bir kere evlendim olmadı. Şimdi ayakları üstünde duran sağlam bir evlilik yapmak istiyorum. Onun için buradayım. Merak ediyordum. Hı-hı. Bütün tanıtım fotoğraflarınızda boynunuzdaki kolye var. Evet. Acaba dedim yayına da o kolyeyle çıkar mı çıktınız? Aynen öyle. Anlamı onun büyük de tabii. Sizin için ne kadardır takıyorsunuz? Ben çok uzun süredir bunu takıyorum. Çünkü ülkemi gerçekten çok seviyorum. Oldukça milliyetçi bir insanım. Dolayısıyla da çok severek takıyorum. Peki eşinizde, gelin adayında bu tip duygular, politik görüş, hayat görüşü, felsefe önem verdiğiniz şeyler arasında mı? Tabii ki önem veriyorum ama yani bir yerden sonra da mutlaka fikir ayrılıklarının olacağını da biliyorum yani. Merhaba ben Emre Ubeyli. 23 yaşındayım, Kayseriliyim, fitness antrenörlüğü yapıyorum. Aşkı bulduğumda çok mutlu oldum. Yediğim darbeyle dünyam karardı ama aşka yeniden inanmak istiyorum. Şimdi kendini anlatırken şu söylediğin çok hoşuma gitti. Vücut ölçüsü vermektense demişsin ki zarif olsun, sempatik olsun, her renk olur. Yani kadınları böyle renkli mi görüyorsun? Sarı, mavi, yeşil, pembe. Yani aslında sarışın, esmer ya da kumral olarak ayırt etmiyorum. Daha çok karakterine bakıyorum. Bravo. Duruşuna bakıyorum. Yani ona göre de seçimimi yapıyorum.
erkek gözüyle kadın kulağıyla sever derler. Yani genellikle gelen yarışmacı arkadaşlar bir fiziksel özellik paylaştı bizimle ama senin bu hani hakikaten huyu iyi olsun, zarif olsun, sempatik olsun sözün bir kadın olarak hoşuma gitti. Merhabalar, ben Tankut Denker, 43 yaşındayım. Yaklaşık 22 senedir Amerika'da yaşıyorum. Oğluma anne değil, kendimi hayat arkadaşı arıyorum. Hobisi olan kadınlardan hoşlandığını söylemişsin. Yani bu hobi derken neyi kastediyorsun? Kadının arada bir spor yapması veya işte... Şimdi hobiden bahsim, ilerideki hayatımda beraber olacağım kadının kendi zamanını geçirebileceği, arkadaşlarıyla hayatından zevk alabileceği bir zamanı var mıdır? Ben arkadaşlarımla kendi hobilerimi yapmak istediğim zaman onun da kendi hobileri var mıdır? Böyle şeyler yani hayatın devam edişinde o kısır döngü dediğimiz hayatın dışında kalabilecek herhangi bir zevki, isteği var mıdır? Merhaba, ben Melih Togay. 24 yaşındayım, Mersinliyim. Bir inşaat firmasında pazarlama bölümündeyim. Beni gerek iş hayatımda, gerek sosyal yaşamımda destekleyecek bir kadına ihtiyacım var. Peki, sen de çok gençsin görüyorum. Evet. Sen 24 yaşındayım. Evliliğe bu kadar erken karar vermenin nedeni ne? Bilmiyorum. Erken mi? Ya 24 yaş normal bence. 30 geç belki. Bravo. 24 normal. Doğru. Şimdi geldik gelin adaylarımızı tanımaya efendim. Hepsi her genç kız gibi rüyalarının peşinde. Güzel bir yuva kurmak, bir eş, bir aile peşinde buradalar. Umutlarını, hayallerini, zaman zaman hayal kırıklıklarını, gözyaşlarını bizlerle paylaşmak üzere, kalplerini açmak üzere geldiler bu eve, bu yarışmaya. İlk yarışmacı adayımız Mehtap Taşkıran. Kendisinden dinleyelim önce onu, sonra stüdyoya davet edeceğim. Ben Mehtap Taşkıran, 30 yaşındayım, muhasebeciyim, Selanik göçmeniyim. Tamamen kaslı sözüne taktım ben. Tamamen kaslı nasıl oluyor Mehtapçığım? Girme. Direkt bununla girdin ama. Nasıl oluyor? Kaslı. Öyle gladyatör gibi bir şey mi istiyorsun? Nasıl? Bak çok güzel yerden girdin. Ya iri yapılı mı? Tamamen kaslı. Ya beni taşıyabilecek. Canım seni herkes taşır fıstık gibi kızsın. Ne var bunda? Herkes taşıyamaz şimdi. Öyle kaslı mi olursa tabii böyle bir kapar. Ha kucağına alsın taşısın diyorsun sen şimdi. Yani evet. Merhaba ben Ayça Beğen. 28 yaşındayım. Elazığlıyım. Çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Bir evlilik geçirdim. Beğendiğim erkek illa dövmeli olmalı diyorsun. Ya bende dövme var. Yani onda da olması gerekiyor. Canım adamı kolundan tutar götürür yaptırırsın. Ne var onda? Tabii canım o zaman yaptırmak zorunda zaten. Ben Daniela Constanza Grajdiano, 23 yaşındayım. Romanya doğumluyum. Yaklaşık 11 yıldır burada Türkiye'deyim. Artık Türk kızı sayılırım. Pilates eğitmeniyim. Türk bir erkekle mi evlenmek istiyorsun? Evet. O yüzden buradasın. O yüzden buradayım, evet. Bir şey dikkatimi çekti. Paralı erkek seviyorum diyorsun. Güç benim için önemli. Evet, birçok kadın için önemli de bunu böyle dile getiremiyorlar. Parayla güç aynı şey mi peki? Bence gücün yarısı paradır. Adım Ceyda Kırıcı, 21 yaşındayım, İzmirliyim, profesyonel voleybolcuyum. Çok güzel giyinmişsin, İzmir'de büyümüşsün. Evet. Ama bir yandan diyorsun ki sert ve maço erkek seviyorum. Yani. Şimdi evet, maço erkek seviyorum. Seni böyle giydirir mi? Giydirir ya, niye giydirmesin? Bak şimdi sert erkek diyorsun, maço erkek diyorsun. Giydirmezse de giymem artık, ne yapayım? Ha, ona razısın. Razıyım canım. Duygu Yıldırım, 41 yaşındayım. Doğuma büyüme İstanbul Sarıyerliyim. Oğluma baba aramaya geldim. Çok iri bir bayan olduğum için çok, çok iri bir bayan falan değilsin canım. Yanında zayıf birisini istemiyorum. Yani kilolu beylerden hoşlanıyorum. Evet, kilolu sen beylerden. Sen bilmeden bir modayı takip ediyorsun aslında biliyor musun? Dad bod diye bu bir şey çıktı. Dad body. Hiç yani baba figüründen geliyor. Evet. Bu sene Leonardo DiCaprio gibi, Ben Affleck gibi Hollywood jönleri şişmanlayınca kadınlar o tip erkekleri daha güvenilir. Daha hiç kendine yakın, yoktu. Daha babacan bulmuş. O yüzden bu yeni bir akım, dad bod diye hiç çıkan. Benim yok. Sen de bilmeden bu akım evet, oymuşsun. Yıllardır yani benim erkek zevkim yani kilolu olacak, iri tipte seviyorum. Olacak yanında evet. Güvende hissedeceksin, evet, aynen babacan öyle. Olacak aynen yani. Öyle. Merhaba, ben Ayşe Nuraydoğlu. 21 yaşındayım. Aslen Ispartalıyım, Antalya'da yaşıyorum. Annemle birlikte butik işletiyoruz. Beraber olacağın erkek, burada aşık olacağın veya sana aşık olan erkek. Eğer hayvan sevmiyorsa olmaz. Ne yaparsın? Bitti.
İlk cümlem bu mu? Net. Louis'i sevecekse beni de sevmeli. Louis'i sevmiyorsa beni de sevmesin. Mesela sen Louis ile birlikte uyuyor musun? Evet, uyuyorum. Ve damat da öyle mi uyumak zorunda? Uyumak zorunda. Uyumuyorsa bay bay. Ben Demet Kasar, 35 yaşındayım. Bir butik işletiyorum. Sıradan biriyim. Vicdan sahibi erkek severim demiş. Aynen öyle. Vicdanla kastın ne Demet'ciğim? Vicdan, bana göre insanın vicdanını kabul etmediği her şey günahtır. Bu bir. İkincisi, empati kurabilen, öyle yani empati kurmayı bilen. Üçüncüsü, çalışmayı sevmeli çünkü parantez içinde işi onun hayattaki tek dayanağı, onu sevmesini istiyorum. Yani para için olmasa bile kendine saygısı için, duruşu için önemli. Hayattaki tek dayanağı o çünkü, insanın işi. Evet kızlar, nasılsınız bakalım? İyiyiz. Anlaştınız, kaynaştınız. Evet. Her şey yolunda. Klikleşme oldu mu, gruplaşma oldu mu? Yok. Şimdilik yok. Herkes ama yani yok. Ne olur bilemeyiz. Tamam. Aynen. O zaman sıra geldi sürprizimize. Sürprizimiz ne diyeceksiniz? Evet. Çok merak ediyorum. Şu koltuğa kim oturacak biliyor musunuz? Siz mi? Yok, Brad Pitt. Benden sürpriz mi olur yani? Gelinler evine ben otursam ne? Damatlardan biri gelecek. Şimdi şaka bir yana erkek adayları tek tek buraya davet edeceğim. Siz de tanıyacaksınız. Aynen buraya oturturup sorguya. Çok heyecan yaptın şu an. Onlara birer dakika süre tanıyorum. Kendilerini anlatacaklar. Hı hı. Daha sonra sorusu olan elini kaldırıyor. İlgileniyorsa, hoşuna gittiyse veya bir şeyi merak ettiyse ona sorusunu yapıştırıyor. O da doğru ve düzgün ve dürüst cevap vermek zorunda bize. Tamam. Normalde kızlar görücüye çıkar ya. Çok güzel geldi. Çok güzel düşünmüşler. Biraz bu torpil yapalım. Çok teşekkürler. Evet efendim, Erdem Dal Fidan. Ay bu çok tembel birine benziyor Seda Hanım. Erdemciğim yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Gel şöyle alayım seni. Gel beraber geçelim. Korkma, yanında duracağım. kolay değil yani 7 tane güzel tabii kadının değil. Karşısında yani değil mi? Çok zor. Çok gerek. Zor. Soru sormak isteyen önce bir elini kaldıracak. Ben başlayayım o zaman çünkü dikkatimi çekti. Danyella'ya sözü veriyoruz efendim. Danyella ilk soruyu sor bakalım. Evet, ben gece arkadaşlarımla dışarıya kulübe çıkıyorum. Ve orada ne tesadüf ki şarjım bitiyor. Telefonum kapanıyor sabaha kadar. Bu durumda ertesi gün telefonu açtığımda ya aşkım dün arkadaşlarımla biraz uzattık ve telefonumun şarjı bitti dediğimde ne tepki verirsin? Şimdi şöyle bir şey var. İlk konuştuğumuz zamanlarda nereye gideceğini bildiğim için yani telefon şarjı bitmeden önce nereye gittiğimi bildiğim için bu konuya hakim olmam lazım. Tatmin oldu mu cevaptan? Yani stres anında kendimi kontrol edebiliyorum diyor ama tabii ki ben şu anda emin olamadım aslında tam anlamıyla. Çünkü peki. Türk erkekleri kıskanç. Daha çok vaktin olacak. Diğer adaylara da ben şans tanımak istiyorum. Başka soru sormak isteyeyim. Söyle Demet'ciğim. Ben soru değil bir şey söylemek istiyorum. Peki. Kendisini tebrik ederim. Kendi istediği şeyleri kendisi yapıp pratik çözüm üretip çok güzel cevap verdi kendisine. Tebrikler. Teşekkürler. Seni biraz terlettik. Hemen seni. Sağ olun. Yine geldiğin yerden uğurluyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ercan'cığım hoş geldin. Gel şöyle hemen senin solumu alayım. Şimdi önce sana yarışmanın biraz bu oyunun daha doğrusu kuralından bahsetmek tabii istiyorum. Ki. Bir dakikan var. Tamam. Kendini anlatıyorsun. Tamam. Senin için en önemli neyse onu ifade ediyorsun. Sonra arzu eden kızlar sana el kaldırıp tek tek soru soruyor. Anlaştık. Hazır mısın? Kendini sorguda gibi hissediyor musun? Ben İlk girişme heyecanlıydı bu mu? Bu daha heyecanlı. Hadi bakalım o zaman. Gel mavi koltuğu alıyorum seni. Sorgu koltuğumuz mavi. Mavi koltuğumuz. Evet. Herkese merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ercan da beni en etkileyen gelirken gülümsemesi oldu. Evet. Erkekler evine davet ederken de öyle böyle gülerek girdi içeri. Pozitif bir enerjisi var. Ercan'cığım söz sende. Bir dakika var anlat. Evet arkadaşlar merhabalar herkese tekrardan. 26 yaşındayım. Adıyaman doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum, yalnız yaşıyorum. Muhasebecilik yapıyorum. İki üniversite bitirdim. İyi bir meslek edinmek için uğraşıyorum şu an. Kaymakamlık ve idari yargı hakimlik sınavlarına hazırlanıyorum. Çok romantik bir insanım. Çok vicdanlı ve merhametli bir insanım. Hayvanları, çocukları çok seviyorum. Aile yapısının güçlü olması benim için çok önemli bir karşı cinste. Ne olursa olsun anneye, büyüklerine saygısı çok önemli benim için. Ya çünkü ben gerçekten her zaman şuna inanmışımdır. Seveceğim eşim olacak insandan daha çok ben onun ailesiyle vakit geçirebilecek bir insan istiyorum.
O da aynı şekilde benim annemi sevecek, sayacak. Özetle böyle, yani aklıma gelenler bunlar. Hepiniz çok şıksınız, çok güzel görünüyorsunuz. Umarım herkes gönlüne göre buradan birini alıp çıkar. Teşekkürler. Bu kadar benim. Evet hanımlar, soru sormak isteyen sevgili Ercan'a kim var? Mehtapçığım. Olgun bayanlardan hoşlanır mısın? Yani ben şuna inanmışımdır. Yaş, aşkın yaşı yoktur benim için. Benim gönlüme girdikten sonra tabii ki olabilir. Kendimi yani birazcık... senden büyük olmasının sakıncası yok mu? Ya kafa uyumu olması önemli benim için. Çok büyük ol... Ya tabii ki bir yaş sınırı vardır. Yani 10 yaş, 15 yaş apayrı bir şey ama 3 yaş, 5 yaş tabii ki olabilir. Ha, kafa uyumu olduktan sonra o kadar önemli değil. Evet. Ayça? Hayvan sever misin? Evinde besler misin? Çok. İnanılmaz. Yani bizim kedi, bir soru hakkımız mı vardı kedi, Sena Hanım? Kedi, köpek, tavşan, papağan, kaçırdım şunu. Ördek. Louis'i gördün mü Louis'i? Louis'imiz var burada bak Louis bir tane. Louis'i gördün mü sen 8. damat adayı? Çünkü benim de köpeğim var. O yüzden İnanılmaz hayvan istedim. Severim ve köpek özellikle beni zaten en çok etkileyen hayvandır. Hayvan sevmen güzel. Çok. Maço tipi var bunda. Serhan'cığım hoş geldin. Hemen şöyle soluma yine seni alayım. Şöyle dönelim önce bir. Tamam. Daha doğrusu hemen hanımlara döndü. Bakıyor musun? Şöyle dönüyoruz. Önce bir... Heyecanlandım. Ama arkamı dönmek istemiyorum. Evet. Anladım ben. Anladım. Şimdilik evet. Dönebilirsin. Bir tamam. Sıkıntı yok. Eyvah, peki. Kuralı anlatıyorum bu oyunumuzu. Bir dakika oturuyorsun kendini tanıtıyorsun. Bir dakika süren var. O yüzden şöyle hızlıca düşün. Neler anlatacaksın onlara. Sonra bayanlar tek tek hepsi sana birer soru soracak. Tamam. Gelin adaylarımız seni sorguya çekecek yani. Olmaz. Sorun değil. Hazır mısın? Evet. O zaman mavi koltuğu alalım seni hadi. Tamam. Hanımlar, şimdi kendini anlatacak bizlere Serhan Çeliker ama sizden bir ricam olacak. Rica ediyorum üst üste konuşmayın ki hepinizin ne dediğini duyabilelim. Bunlar çok önemli anlar çünkü. Kısıtlı anlar. Evet Serhan'cığım süren başladı. Anlat bize kendini. Ben çok net bir insanım. Fazla böyle bir şeyleri indirip kaldırmayı sevmem. Genelde de hayatım sabitliklerden ibaret gider. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Kendime ait bir tekstil firmam var. Onun haricinde evcimenim, aileme çok düşkünüm. Kardeşlerime bağlıyım. Karşımdaki insanın da daha doğrusu ailesine çok düşkün olmasını isterim. Çok free takılan insanlardan haz almam. Bu kadar mı? Evet. Gayet net. Netim demiştim yani. Peki. O zaman ben hemen sorulara geçiyorum. Bu sefer sırayla ben söz veriyorum kızlar. Mehtapçığım sor bakalım ilk soruyu. Yaşın kaç? 26. Duygu? Ben pas. Yok öyle mi? Öyle bir hakkın var mı? Hiç ilgilenmiyorum diyorsun. Evet. Çünkü yaşını duydun. Evet. Genç olduğu için mi sadece ilgilenmedin? Evet. Peki. Ama ben bir şey belirtmek istiyorum. İlgilendiğin için sormadım. Sormak zorunda olduğunu düşündüğün için. Tanışmak için. Tanımak. Böyle de bakabiliriz. Özel bir ilgi için. Yani evet, sonuçta tamam. Buradan sadece evlilikler değil arkadaşlıklar da çok olacak. Kırmadım. Bir sosyal yani çevre evet, de olacak. Öyle bir soru aklına gelebilir mesela. Gayet de tamam. Yani çok özgüven olan bir beyefendi. Gayet doğru, takdir ettim yani. Peki. Çok evet. Yok ama Mehtap sırf sen konuşursan. Vardı. Evet. Ama böyle elinde vardı. Gördüm tespit ilerken. Vardı. Sizlere olan saygımdan cebime koydum. Keşke onu sorsaydın. Daha akıllıca bir soru olurdu belki. Demet. Onu soracaktım ben. Bravo. Niye orada saklamadı da burada bizi görünce sakladı? Evet, cevabı alalım. Ben aşağı inerken neyle karşılaşacağımızı açıkçası bilmediğin zaman hiçbir şey tutup yapmaman lazım, hazırlıklı olman lazım diye düşünüyorum ben. Dur, yorum yapma, bir anlatsın cevabını versin. Şöyle diyeceğim. Ben soruyu değiştirerek soruyorum. Tesbihinden kız arkadaşın veya eşin hoşlanmıyorsa kullanmaya veya taşımaya devam eder misin? Şu an tesbihimi elimde tutmak istiyorum. Bu benim kendi özgür iradem. Oradan onu yaparken de zaten kendi isteğimle hareket ederek yaptım. Onu biliyoruz, farkındayız. Tamam. Şu anda da sizin karşınızda elimde tutacağım yani. Ama özür kabahatten beter oldu şu an. Nasıl? Özrünüz kabahatinizden beter oldu. Ben neden? Olsaydım bunu tespih yapmazdım. Tespih olan insanlar şimdi sizi yanlış anlayabilir yani. Şimdi bu arada benim de tesbihim var. Doğrudur. Ben de bir kadın olarak tesbih kullanan bir insanım. Tamam, bu tesbih polemiğine onun da yaparız. Bu tesbih polemiğine gireriz ama vaktimiz kısıtlı hatta olduğu için. Hatta iki türlü tesbihim hemen var. Yok, Ceyda'ya söz vereceğim bu sefer.
Kaç boyuncuk var tespitte acaba? Maço musun diye soracağım. Maçoyum, ama Allah'ına belli kadar. Yani. Evet. Aldın değil mi tüyoyu Ceyda? Adanalıyım ben bu arada. Aldım. Sormak istiyorsanız cevaplayayım her şeyi. Netim, belli Adanalıyım. Belli zaten şeyden. Evet, maçoyum. Bundan hiçbir zaman gocunmuyorum. Beni sevecekse bir insan böyle sevsin. Sonrasında bir böyle olup bir de böyle olan erkekler vardır ki bence onlar adam bile değildir. Ben buraya adamlık öğretmeye geldim biraz da. Size değil. Beni tanımak isteyenlere hanımefendi. Tamam da hayır, özellikle bana bakın. Ben bir dakika ama tek tek konuşuyoruz çocuklar. Beni böyle sınıf başkanı gibi yapmayın, gözünü seveyim yahu. Ayşe, sıra sende. Tamam, ben sorayım. Hep soracaksınız. Serhan, benim dövmelerimin olması senin için bir engel mi ya da bir sorun mu ailen ya da? Bende de dövme var. Yani göremediğiniz yerlerimde de var. Dövme bence evrensel bir şeydir. İnsanın kendi ruh dünyasıyla alakalı bir şeydir. Bir sorun tabii olmaz. Ki. Ama fazla mı diye soracak olursam bir bayan için evet, dürüst olayım, fazla. Evet, senin de görmediğin yerlerinde bayağı dövmem var. Doğrudur. O yüzden şunlara fazla diyorsan diğerlerini de görsem bayağı fazla diyeceksin. Ama bu benim hani nefret ettiğim ya da set kurduğum anlamına gelmiyor. Tabii ki zaten sende de var çünkü. Herkese saygım var yani. Vücut senin teşekkür vücudun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İstediğini yaptırabilirsin. Devam edelim. Burada soru sormayan kim kaldı? Daniela kaldı. Daniela'cığım. Evet. Free takılanlardan pek haz etmem dedin. Free derken ne ailesine demek bağlı olarak çok yaşamayan. Serhan'ın en baştaki tesbih zaten onu tamamen bitirdi bence. Çünkü saygısızlık yaptı. Ve aslında ben çok özgüveni olmadığını düşünüyorum. Özgüveni olmadığı için de kendi bir şekilde ön plana atmaya çalıştı. Son soru da Ayşenur'dan geliyor. Hayvanları seviyor musunuz? Hastasıyım, köpeğim var. Oğlum var. Nasıl buldun Louis'i? Nasıl buldun Louis'i? Onu ben görmedim ki daha. Louis'i bir göster Ayşenur. Espri yapıyorsun benim zannettim oğlum. Orada. Pişt, espri Louis, yapmıyorum. Gel. Gerçekten 8. damat adayımız. Evet. Kıyamam ona. Bankucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle alayım hemen yanıma seni. Şöyle karşıya bakalım. Hı hı. Ve hemen mavi koltuğu alayım. Mavi koltuk. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar. Tankut, Mehtap Hanım, Demet Hanım, Ayça Hanım, Ayşenur Hanım, Duygu Hanım, Ceyda Hanım ve Daniela. Ne kadar güzel değil mi? Tek tek isimlerinizle hitap etti sizlere. Söz sende Tankut'cum. Bir dakikada özetle kendini. Zor ama. İstanbul doğumluyum. 43 yaşındayım. Yaklaşık 22 senedir Amerika'da yaşıyorum. Üniversite mezunuyum. Yoga eğitimiyle uğraşıyorum. San Francisco'da küçük bir yoga stüdyom var. Aynı zamanda da profesyonel masaj terapistiyim. Fakat okuduğum okul turizm, otelcilik. Senelerdir bar, restoran tarzı işler yaptım. Birçok hobilerim var. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir insanım. Bugün varsam bugünü en iyi şekilde yaşamaya çalışan bir insanım. Geçmişle ilgili çok fazla bir düşüncelerim olmadığı gibi gelecekle ilgili bir sürü meraklarım vardır diyeyim. Veya hayaller değil mi? Yani hayaller, evet. Hayaller, meraklar. Artık sorulara geçebiliriz. Bir dakikamız doldu. Bu sefer Duygu'dan başlamak istiyorum. Çok heyecanlandım ben. Fark ettim. Fark ettim. Ama çok normal. Yedi güzel kadın karşısında oturmuşsun değil mi? Yani, çok zor ya. Çok normal. Heyecanlanmasan şüphelenirdim. Hakikaten Duygu'dan başlayayım ben. Yani. Şey merak ettim ben. Beyefendi çocuk seviyor mu? Çocuk evet. Sever misiniz? Çocuk çok severim Duygu Hanım. Evet. Ayşenur'cum. Ayşenur'a söz verelim şimdi de. Bir bayandan ne yaparsa soğursunuz. Bir bayandan ne yaparsam soğurum. Evet. O ne yaparsa sen soğursun yani. Bir bayan kendini unutursa ondan soğurum. Yani kim olduğunu, kendi kişiliğini, hı-hı, kendine sevgisini, saygısını unuttuğu zaman, hı-hı, ben de otomatik olarak o bayandan soğurum. Sana yaranmak için olsa bile mi? Bana yaranmak için zaten hiç olmasın. Kişiliğinden vazgeçmeyecek diyorsun. Muhakkak. Değerlerinden, muhakkak, özgüveninden. Muhakkak. Güzel. Yoksa o ilişki bir yere gitmez. Ceyda. Yani benim düşüncelerim bunlar. Ben şimdi çok gitmez. Tabii zaten biz senin düşüncelerini merak ediyoruz. Sıra bakmayın. Seninkileri merak ediyoruz. Çok sert oldu, gitmez. Sorun yok benim. Sorun yok. Evet. Peki. Diyecek de bir şeyim yok benim o zaman. Ayça'ya dönüyorum hemen. Ben sorayım.
Dans etmeyi sever misiniz? Mesela böyle tango yapar mısınız? Tango birazcık iddialı oldu. Çünkü tango yapabilmek için onun öğrenimini görmek lazım. Ben çünkü tango yaptığım için. Fakat elimden geldiğini yapabilirim. Dans eşlik etmeyi edersin. De çok severim. Hayatım zaten sahne arkasında geçti. Annem çünkü balerin. Yani dansa merakınız var. Yani evet. Müzik annesi zaten, balerinmiş. Müzik ruhun gıdasıdır. Aynı şekilde dans da sizin kendi müziği duyarak kendinizi göstermenizdir yani kendi kendinize. Ben sadece tango sevdiğim için tango evet, yaptığım için. Tango gibi. Çok müthiş bir içinde dans. İnanılmaz ihtirasları olan. Aynen öyle bir dans. Çok evet. Yoğun duygular yaşanabilecek bir danstır ama tekniğini bilip dans etmeye yeğlerim tabii. Ama onun dışında salsa, merengue, rumba evet. Her şey var. Evlenirsen hemen çocuk mu düşünüyorsun yoksa hayatını yaşamayı mı düşünüyorsun evlendiğin insanla? Vallahi kısmetse olur diyeyim o sorunun cevabına yani. Çocuklar en önemli soruyu atladınız. Mesela ben şu soruyu sorardım. Tankut Amerika'da mı yaşamaya devam etmek istersin? Şu anda Amerika, Türkiye zaten en büyük benim isteklerimden biri. Amerika ve Türkiye arasında bir köprü kurabilmekti. Hani belli bir zamanı orada yaşamak, belli bir zamanı burada yaşamak. Ve şu anda öyle hissediyorum. Bu isteklerimin olduğunu olması gereken doğrultuda olduğumu hissediyorum ve yani orada yaşayacağım, burada yaşayacağım değil, iki tarafta yaşayacağım. Gidişat o yani, istek. Vay vay, çok karizma, vay vay, çok karizma, çok karizmatik. Duygu Hanım. Murat hoş geldin yeniden. Gel soluma alayım hemen şöyle karşıya bakalım. Hazır mısın? Hazır. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi gel mavi koltukta ağırlayalım seni. Evet Murat Bey geldiler. Merhabalar. Hemen sözü veriyorum o zaman Murat Bey. Vakit kaybetmeyelim. Bir dakikada anlatıyor kendini. Tamam. 1970 İstanbul doğumluyum. 93 senesinde evlilik yaptım. 16 yıl sürdü. 18 yaşında bir kızım var. İstanbul'da yaşıyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Hayatım bundan ibaret. Bu kadar kısa mı anlatacaksın kendini? Yani karakteristik özelliklerime gelince herhalde soru soracaksınız. Sen de sorularınıza anlat, soru cevap da sorarlar. Vereyim. Peki, oldukça pozitif, sakin bir yapım vardır. İlişkilerimde yalan olmamasına çok özen gösteririm. Karşımdaki insanın gerçekten karakterli, hayata karşı bir duruşunun olmasını severim. Hoşgörü, empati kurma... Bunlar benim için çok önemlidir. Bir de programın adı üstünde zaten kısmetse olur, kısmetimin burada olduğunu düşünüyorum. Sorulara başlıyorum. Hepimiz soru soracağız. Daniela bu kez senden başlayalım hadi. Bir kız arkadaşınız var ve beraber bazen aynı evi paylaşıyorsunuz. Hı hı. Kendisi de biraz meraklı ve siz mutfaktayken telefonunuzu karıştırıyor. Siz de yakaladınız. Ne tepki verirsiniz? Tabii ki hoş değil. Ben de yapmam. İnsanların özel eşyasını karıştırılmaması gerekir. İstemesi halinde zaten ben telefonumu ortada bırakıyorsam zaten bakabilir. Ama karıştırmasına gerek yok, bu güvensizliktir. Dolayısıyla da hiç hoşuma gitmez. Ama tepkiniz ne olur? Ne dersiniz? Benim tepkim çok ciddi olur. Yani o güveni bir kere çünkü kaybettiğiniz zaman bir daha kazanmak çok zordur. Onu güvensizlik olarak addederim ve ona göre hareket ederim ondan sonrası için. Yani tamam. Muhtemelen ilişki sonrasında yerini belki de ayrılığa bırakır yani. Anladım. Aman aman. Evet. Duygu. Ben şey merak ettim yani bu yaşına kadar yapmak isteyip de yapamadığı ileriki yaşında yapmak istediğine vardır. Benim ben deniz aşığı bir insanım. Gerçekten çok belki klişe olacak ama deniz kenarında işimin de orada olabileceği daha rahat bir kazançla denizle uğraşmak istiyorum yani. Evet Ayça. Ben ne bileyim ne sorayım. Soru sormadan geçsem. Peki bu kez de sen soru sorma evet, bir kere de ben de Mehtap var mı sorun? Bir soru hazırladım. Buyurun. Diyelim ki yurt dışındasınız ya da şehir dışındasınız. Eşiniz evde ya da sevgiliniz diyelim. Arkadaşının doğum günü var. Evet. Ve gitmek istiyor gece eğlencesi hı-hı. içerisinde. Hı-hı. Siz ne düşünürsünüz? Şimdi tabii ki onun kendi özel hayatı. Herkesin olduğu gibi benim de bir özel hayatım var. Ama biz birlikteysek. Tabii ki gidebilir. Benim ona karşı olan güvenim, az önce verdiğim cevapla çok alakalı bu. Kendine özgüveni, benim ona güvenmem çok önemli. Yoksa ilişkiyi yürütemem zaten. Tabii ki doğum gününe arkadaşının gidebilir. Hiçbir mahsuru yoktur yani. Sorun yok. Çok güzel cevap. Peki, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim şu var.
gerçekten bir hayat felsefem var. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Benim için çok önemli. Yani dürüstlük ilişkide ve güven duygusu en başta bu geliyor. Eğer karşılıklı güven varsa sevgi de hepsi oluşuyor. Tabii ki ilk görüşte o elektrik çok önemli. O elektrikten sonrası için söylüyorum ben bütün bunları. Karşılıklı da güven olursa hiçbir problem kalmaz. Nasıl hanımlar? Gayet iyi. Söz çok güzel. Beyefendi güzeldi. Çok mantıklı. Aşık Veysel'in de çok sevdiğim bir sözü var. Güzelliğin 10 para etmez, bu bendeki aşk olmaz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Başarılar diliyorum hepinize. Yine aynı yerden uğurlayalım. Teşekkür ederim. Melih'cim hoş geldin. Gel hemen şöyle soluma alayım seni ve karşıya dönelim. Evet. Evet, bayanlara arkayı dönmek zor biliyorum ama. Evet. Şimdi karşılıklı oturacaksın, seni sorguya çekecekler zaten. Elli, tahmin ediyorum. Aynen. Bir dakika biraz kendini anlatıyorsun. Aldım. Bir dakikam var. Aldın mı tüyolar hemen içeriden? Tabii canım, biz de içimizde şey yapıyoruz. Aranızda konuşuyorsunuz. Yani. Hadi bakalım. Hazırsan alayım mı seni mavi koltuğunu? Okey. Hadi bakalım o zaman. Melih hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi söz sende. Melih Togay, 24 yaşındayım. Bir inşaat işinde babamla beraber pazarlama işi yapıyorum. Mersinliyim, İstanbul doğumluyum. Bu kadar şimdilik. Ne, fotoğrafçılık ve kameramanlık bitirdim. Kendimi nasıl tanıtayım? Başka? Bu kadar. Evet, bu kadar tanıttı. Az ve öz. Evet. Siz bakalım sorularınızda biraz kurcalayın onu. Başlayalım Ceyda'cığım, senden başlayalım bu kez. Melih, hayatında hiç aşık oldun mu? Gerçekten aşık olup olmadığını şu an emin olamıyorum ama aşık oldum dediğim bir kadın oldu, evet. Oldu. Tamam. Evet, Mehtapçı. Pas. Pas. Bu şey gibi, pas. Böyle bakıyorum. Güzel güzel. Peki. Ayşenur? Nasıl bir bayandan hoşlanır karakter olarak? Sosyal, hareketli, enerjik, enerjisi yüksek, anaç yapısı olan, beni taşıyabilecek, destekleyebilecek sosyal hayatında ve iş hayatında bir kadın istiyorum. Peki. Nasıl beni taşıyabileceğin bir açılımını söylesene de, bunu genelde kadınlar kullanır ya, özellikle sanatçılar. Beni taşıyabilecek erkek. Nedir taşıyabilecek kadın? Ben kendime bakım yaparım. Kendime çok bakarım. Kendime özen gösteririm. Hani dışarı çıkarken öyle salaş çıkmam. Hani bakarım, düzgün giyinir çıkarım her zaman. Benim yanındaki kadın da kendine bakacak. Zaten hani erkeklerden çok kadınlar daha bakıma meyillidir. Hani süslenir püslenirler. Benim yanındaki kadının da o şekilde olmasını tercih ederim hani. Daniela? Kendime bakmayı seviyorum dedim. Ben aylık kendi bakımım için 2000 lira harcıyorum desem ne dersin? Güzel, kendine bakıyorsun derim yani. 2000 lira. Evleneceksin, maddi açıdan düşün. Bunu karşılayabilir misin anlamında soruyor. Yani karşılamamayı tercih ederim aslında. Kendi parasını lira, kazansın mı diyorsun? 2000 lira az bir para değil. Sonuçta ev geçindireceksek ve hani bu onun sadece makyaj için harcadığı bir bütçe ise ben gerekli olduğunu düşünmüyorum sadece. Bakım sadece makyaj mı? Aynı yani, soru. Hayır yani ben çok bilmiyorum detayını ama hani 2000 lira... Evin yiyeceğini içeceğini almak için daha mantıklı bir şey yani. Hani bakım nasıl bir bakım bilmiyorum. Peki. Yani özel olarak dışarı çıkartıp mesela sosyal yani bir şeyler yapmak daha mantıklı. Efendim? Demek ki beni kaldıramayacaksın anlamına geliyor. Taşımaktan bahsediyordu değil mi az önce? Evet. O anlamda söylüyorsun. Peki. Var mı efendim Melih'e başka sorusu olan hanımlar? Peki. Melih'ciğim. Teşekkür ederim. Seni de diğer beylerin yanına okay alalım. Dir. Ayağına sağlık. Tekrar bol şans dileyelim. Emre Ubeyli geliyor. Hey. Şu an eridim. Allah'ım. Emre hoş geldin. Şaka. Merhaba. Seni şöyle soluma hemen alıyorum. Hemen böyle karşıya bakıyoruz. Hanımlar hemen burada. Merhabalar. İçeride biliyorum konuşuyorsunuz. Ama evet, anlatmışlardır sana içeriği. Sona kaldı ama ben tekrarlayayım. Bir dakikada kendini anlatıyorsun. İki dakikada onlar sana soru soracak. Tabii ki. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. O zaman mavi koltuğa seni şuradan alayım. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Emre'cim söz sende. Bir dakika içerisinde kendine ilgili anlatmak istiyorsan ifade tabii et bize. Ben Emre Ubeyli, 23 yaşındayım. Kayserliyim. Fitness antrenörlüğü yapıyorum. Normalde aile işimiz inşaat işiyle uğraşıyoruz. İstanbul'da ikamet ediyorum ama bir tarafım Mersin'de. Yani bir yanımız Mersin'de. Gelip gidiyoruz. Nasıl bayanlardan hoşlanıyorum? Nerede ne yapması gerektiğini bilen, aslında bunlar biraz klişe olacak ama
Onun dışında daha ne diyebilirim bilmiyorum ama. Daha ne diyebilirsin bilmiyorsan o zaman bayanlar soracak evet. Bu soruları. Kim başlamak ister? Hadi Ayşenur senle başlayalım bir kez. Bir bayanda fizik olarak mı, fizik mi ön planda sizin için yoksa karakter mi? Yani dış görünüş mü yoksa iç görünüş mü? Dış görünüş ön planda. Peki. Evet Duygucuğum. Sen bir bayan neden sizinle birlikte olmalı? Kişiliğiniz, yapınız, nasıl bir insansınız? Eğer karakterli bir ilişki arıyorsa benimle birlikte olmalı. Kıskanç yapınız var mı? Yerine göre. Kısa ve net cevaplar. Evet. Dış görünüş dedi çıktı zaten. Evet devam edelim. Ayça. Adele seviyordu. Buyurun evet, size Adeleci. Hatta kendi Adeleli değil bir de Adele yaptıran. Dövmesi de var. Fitness hocası. Dövmeniz var mı? Var. Anlamlı bir dövmem var. Peki yaş sizin için önemli mi? Yani benden birkaç yaş büyük olması birkaç ya da... Birkaç yaş. Çok belki. Da önemli değil yani. Yani yaş kriterim yok ama çok da büyük olmaması lazım. Evet, Ceyda. Emre. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Hatır soruyor Ceyda. Hiç şiddet uyguladın mı daha önceki ilişkilerinde? Hayır. Atıyorum uyguladı, sence der mi? Çıkaracak diyebilir canım, niye demesin yani? Peki, hayır dedi. Hayır. Demokrasilerde beyana her zaman inanırız. Mehtapçım. Genelde kadınlar küçük evlenmek ister. Sen neden 23 yaşında evlenmeye ya da evlenme programına geldin? Ben askerliğimi yaptım. Okuduğum bölümü bitirdim. Daha önümde ne olabilir başka sizce? Her şeyi yaptım diyorsun, hazırım. Tabii ki de. Yani zaten bizim örf ve adetlerimizde erkeğin belli bir yapması gereken önce olguları vardır. Okulunu bitirir. Sonrasında askerine gider. Askerliğini yapar. Gelir. Sonra da annesi ona... ona evet, annese. Ona... Müstakbel gelini bulur. Mümkün. Peki niye doğru, sana annen bulmadı? Evet yani. Bana annem bulmaya çalıştı. Klasik. Bulamadı. Dedim ki anne bari ben çıkayım ben bulayım da sen de oradan gör onay ver. Bravo. Şimdi Emre çok önemli bir noktanın altını çizdi. Sevgili izleyiciler hep size tekrarlıyorum ya. Burada sizin oylarınız çok önemli. Çünkü sadece Emre'nin annesi değil. Emre'nin arkadaşları, akrabaları, Emre'yi tanımayanlar, sevenler, sevmeyenler. Herkes buradaki gelin adaylarını izliyor olacak. Emre göremiyor yan evden çünkü gelin adaylarını. Siz vicdanınızla, örf ve adetlerinizle, kendi ne bileyim inançlarınızla oy vereceksiniz gelin adaylarına. Ve elemeler işte öyle belli olacak. Aslında tüm Türkiye'ye emanet etti yani kendine evet, seçilecek gelini. Yani, değil mi? Olarak. Yani bütün Türkiye'ye buradan... Seslenelim o zaman. Peki Daniela. Merhaba. Merhaba. Şöyle bir soru soracağım sana. Sen büyük bir ihtimalle bir yerde çalışıyorsundur antrenörlük yaptığına göre. Diyelim ki ben de aynı şekilde bu sefer fitness değil de pilates eğitmenliği yapıyorum. Ama senin spor salonunda çok güzel bayanlar var. Buna rağmen gece çok geç saatlerde birbirimiz için vakit ayıramasak da başka bir bayana ilgi duymama yolunda ne dolandırdın be Daniela? Ben yoksa, soruya gel. Soru bu işte. Duymama yoluna mı gidersin yoksa hayır ben evdeki karımla evi geleceğim. Onlar çok güzel olabilir. Ben sadice işimi mi yapıyorum dersin? Anlamadım ki soruyu. Ben bile başımı başladım. Diyelim ki ben seninle aynı işi yapıyorum. Pilates eğitmenliği veriyorum. Seninle aynı saatlere çakışıyor derslerimiz. Ve sen doğal olarak eve geç geliyorsun. Ve senin çalıştığın yerde de güzel kızlar var. Evet. Soru bu mu? Soru o. Yani o kızlara ilgimi gösterirsin yoksa hayır. Benim evde zaten bir işim var. Ben onlarla hiç ilgilenmiyorum. Şimdi. İlla bunları pilateste mi görmesi yani gerekiyor? Yani ya her yerde var. Yani, her yerde güzel görünüyor. Benim sorum bu yönde. Peki tamam. Sen şimdi fitness hocasısın. Sana böyle genelde fit, güzel, vücuduna düşkün, hani görünüşe düşkün kadınlar özel derse gelir. Spor salonuna gelir. Sen onları görünce dalıp gider misin? Gönlün kayar mı yoksa evde eşine mi dönersin diye? Yani ama biz çok görüşemiyoruz. İş olarak bakıldığı zaman profesyonelleşmek lazım bu işte. Şimdi oraya gelen insanlar sonuçta benim para kazandığım ve evime biraz klişe olacak ama ekmek götürebilmem doğru. için çalıştığım insanlardır. Yani bunun ticari amaçtan başka bir amaca yönelmesi mümkün değil zaten. Ki ben zaten evlendiysem hanımım da evimde beni bekliyorsa
İşimden çıkıp evime giderim. Şimdi efendim, oyun bitmedi, iş burada bitmedi. Kolaydı değil mi onları burada tek tek ağırlayıp sorusu? Evet. Şimdi aynı şeyi siz yapacaksınız. Evet, şu aynı şeyi. Evet. Ya ne zannettin? Tamam. Ben kızlar evine bir kıyak yaptım. Olamaz. Önce erkekleri ayağınıza getirdim. Şimdi sıra sizde. Evet efendim. Kızlarımız heyecanlandı. Olamaz diyorlar ama görücüye çıkmak kızların işidir. Sen biraz gözlerini korkuttun erkeklerin şu 2000 lira işiyle. O yüzden bilmiyorum artık hani sana nasıl sorular sorarlar. Korkmasınlar. Korkmasınlar. Peki o zaman sana bol şans diliyorum. Bu sefer seni şu köşedeki sarı koltuğa alıyorum. Daniela benim ismim. Hayata bakış felsefem aslında aşka inanmıyorum. Aşka inandıracak birini arıyorum. Beni. Ve sonraki adım benim için beynime hitap etmesi aslında, akılcı olması. Ben biraz modern bir hayat yaşamayı seviyorum. 2000 lira dedik. Bu benim böyle bilmiyorum kafamı kurcaladı. Hatta içime oturdu. Evet oturdu. Oturdu mu? 2000 lira, 2000 lira. Yani. Şimdi öncelikle 2000 lira veya daha üstü ya da daha azı onu kesinlikle şart koşmuyorum. Aslında demek istediğim şey şuydu. Beraber bir yola çıkıyoruz ve belirli bir bütçenin bir kısmı sadece benim güzellik ve bakım param olarak ayrılacak. Aslında sorun bu. Yani her ay oraya özel bir bütçe oluşturulacak ve ayrılacak. Yani ayrılacak nokta diyorsun. Ünlem hatta. Kesin diyorsun budur. Tabii ki. Peki sen çalışıyorsun. Evet. Evlendikten sonra çalışmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Kendi parandan bunu karşılamayı düşünmüyor musun? Ama ortak bir bütçe olacak. Ha tamam, yani kendi paramdan karşılayayım, eşim buna ses çıkarmasın diyorsun. Yani belki daha başka bir şey yapmamız gerekecek ama ben diyeceğim ki hayır, benim bunu yapmam gerekiyor. Arkadaşım aşka inanmıyorum dedi de, peki kendini aşka layık görüyor musun? Bir erkeğe kendine nasıl aşk edersin? Yani sen aşk olunacak kadın mısın? Sorun benim aşka inanmam. Bana aşık olanlar oldu tabii ki de. Hı hı. Diğer soruna gelecek olursak da evet bence ben aşık olması bir kadınım. Neden? Neden? Güzellik hariç. O kadar güzelliğinde iddialı olsaydım bu kadar makyaj malzemesi parasını aşmazdım bence. Ercan vallahi sanki Melih'in diyecekleri. Melih'in avukatı çıktı Ercan. Ne yaptın? Yalnız ben makyaj parası demedim. Farkındaysam bakın. Maddiyatçı insanlardan hoşlanmıyorum ve çok ön yargılı olarak gördüm onu. O yüzden benim negatif elektriğimi aldı maalesef. Ayça Beğen gelsin efendim. Gel Ayşe'cim şöyle soluma. Bak İyiyim. Bakalım karşıya. Çok heyecanlıymış. Allah Allah. Öyle değildin. Yani. Beyleri tek tek benim alırken car 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 susmuyordun. Ne oldu? Kim bilir arkamızdan neler söyledi. Aşk olsun iki kelime etti. Kelime. İki paragraf etti. Neyse dur rahat ol. Rahat ol. Bir sakinle bir hoş nefes al. Canım. Canım kendini anlatacaksın. Başvuru formundaki şeyleri bile anlatsan olur. Ne yersin, ne içersin, ne seversin, tamam. Olmazsa olmazın ne? Ayça adım, 28 yaşındayım, Galatasaraylıyım. Futbol oynamaya bayılırım, maça gitmeye bayılırım. Yani. Çalışıp mı geldin sen bunları? Yok, sen çalıştırırsın belki daha sonra. Oo baby! Evet. Ondan sonra o kadar böyle erkek şeylerine meraklıyımdır ben böyle oyunlarına falan. Peki özel hayatında arkadaşların erkek mi kız mı? Erkek. Heh, onu soruyorum. Kızlarla arkadaş olmayı pek sevmem ben. Oo neden? Bilmem, kızların bana zarar verdiğini düşünüyorum. Rakip daha mi görüyorlar çok seni? Ya kız arkadaşlarım birazcık şey böyle arkamdan kuyumu kazan tipler. Hmm. Erkek kadın kadının kurdudur beni. Diyor yani. Aynen peki öyle. Bir şey soracağım. Az önceki laf güme gitmesin. Çalışmayı sevmem dedin. Kesinlikle çalışmam. Buradan bu topu beylere atıyorum ve sorulara yani geçiyorum o zaman. Yani ben hiç çalışmamışımdır. 28 yaşındayım bir kere işe gitmedim ben. Top sizde beyler. Kim başlamak ister? Hah, Emre'ye söz vermiştim. Bir de Adeleli seviyor. O yüzden ben spor hocama söz vermek istiyorum. Emreciğim. Ben şeyi merak ediyorum. Neyi? Gördüğüm kadarıyla birçok dövmem var.
Bunların hepsinin birer anlamı var mı? Yoksa hoşuna giden dövmeleri mi yaptırıyorsun? Evet, hoşuma giden dövmeler. Şunun anlamı var Galatasaray. Gerisi hoşuma giden dövmeler. Şu bitmedi daha. Tamamlayacağız inşallah. Bütün kolu birazcık kaplatacağım deme bana. Yok Seda abla ya, şurası çok acıyor. Dayanamadım buna. Bu daha bitmedi. De bilmiyorum, kaplatabilirim de şöyle komple. Sırtını falan. Hayır, yok ya, şaka yapıyorum. Bu kadar yeter. Erkeklerin evine gittiğimde direkt Emre yaradı gözüme koltukların içinde. Hay nerede falan diye. Emre bana soru sordu. Ben evet heyecanlıyım çünkü çok hoş bir çocuk. Gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden o heyecan. O sorunca heyecanlandım. Ben Serhan'ın burada tespih çekmesini hoş görmüyorum. O zaman onu buradayken söyleseydin. Adam gittikten sonra söyleme. Bak, uyanık adamı severim ama benden uyananı sevmem Ercan. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Ben evet. Mi? Allah Allah. Nereden duydunuz ya? Duyduk. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak, böyle tutuyorsun. Ya bak, böyle tutuyorsun. Evet. Belimi tut, tut belimi. Ben biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Beni çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Ya. Beni sevdiğin kadar şeyini sevmek zorundasın. Galiba değişiyor. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Ama ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Açık açık valla. Ben Serhan'ın burada tespih çekmesini hoş görmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar insanların önünde çıkıyor. 70 milyon önünde abi, bana göre yanlış. Çünkü niye biliyor musun? Ama hani sen bak, kendi düşünceni söylüyorsun. 70 milyonu katıyorsun. Ya bak şöyle bir şey var. Ercan. Ya bak şöyle bir şey var. Kendi düşünceni söylerken 70 milyonu katmamalısın abi. Hayır, şunu söylüyorum. Anladın mı? Anlamıyorsun. Yok, bak, yok. Ben sana farklı bir şey söylüyorum. Sen beni anlamadın işte. Ben sana diyorum ki bence toplumun gözünde bu yanlış görünecek diyorum. Ama bu senin söyleyeyim şahsi düşüncen. Toplum bunun aşağıda karşılayacağını bilmiyorsun. Kendi fikrimi anladın söylüyorum mi zaten? Yani, sen hani bunu anlamıyorsun. Ben anlıyorum seni kardeşim, gayet zaten iyi. Zaten kendi fikrimi söylüyorum. Ama 70 milyon bunu nasıl karşılar diye bir cümle kurmana gerek ya yok. Ya bu benim fikrim diyorum. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Ama öyle bir cümle kurmana gerek yok. Kardeşim benim fikrim. Arkadaşlar. Saygı duymak zorundasın. Bir şey söyleyeceğim ben. Duymuyorum. Duymak zorundasın. Dinle. Bak ne olur biliyor musun? 70 yani, milyonun 10 milyonu iyi karşılar, 30 milyonu iyi karşılamaz. Öbür işte atıyor. Onu söylemedim zaten. Ben hepsi kötü karşılayacak. Olmaz. Ya bak. Hayır, hayır ben şeyi anlamadım. Ona girme adam yani. Anlıyor musun? Klişeleşmiş lafları bana söyleme yok, abi. Yok. Öyle bir şey var. Şunu anlamadım. Farklı şeylerle gel. Ben tamam senin yani söylediğine saygı duyuyorum. Saygı gösteriyorum. Saygılı bir şey söylüyorum. Ya zaten saygısız bir şey söylemiyorum. Ben şunu söylüyorum. Bu kadar toplumun önüne çıkıyoruz. İyisi var, kötüsü var. Hoş karşılayacak olan var, hoş karşılamayacak olan var. Ben hoş karşılamayacak olanları düşündüğüm zaman bana göre yanlış. Ben ekranda birini tespih çekip görsem rahatsız olurum. Belki, bu kadar net. Ama belki birçok şey yanlış olabilir. Benim evet, şu şöyle açık giyimden de rahatsız edebilirim. Tabii ki ben kendi yanlış gördüğüm şeyi dile getiriyorum zaten. Sizin yanlış gördüğünüz okay, bir şey varsa tamam, ben de siz de bunu dile getireceksiniz. Aynen, tamam. Ben net şahsi bir şey söylüyorum. Tespih beni burada, yani Sarı'nın çektiği tespih beni rahatsız etti. Ben mesela abi, bir şey söyleyeceğim. Bak ben şunu merak ediyorum. Ben söyleyecektim. Adam yani burada, tamam buradayken söyle o zaman kardeşim adama, de ki Serhan de benim karşımda tespih çekmem beni rahatsız ediyor de. O zaman onu buradayken söyleseydin. Adam gittikten sonra sizin söyle. Hayır, şimdi sizin fikrinizi almak için o gittikten sonra söyledi. Sen bunu anlayacak ben kadar. Ben sana, sana ne diyeyim? Emre'nin bir koalisyon kurması benim için şöyle. Yani ben şöyle düşünüyorum en azından. Kendini birazcık daha bazı konularda zayıf hissettiği için bir güçlü bir adayın yanında olmak hissi var onda. Ben kendim böyle bir asla olayın içine girmem. Bir bakıma Serhan da benim rakibim orada. Yani benim hiç kimsenin yanında olma gibi bir niyetim yok açıkçası. Ama uyuştuğum insanlar illaki olacaktır ve onların da yanında illaki adam gibi, mert gibi duracağım sonuna kadar. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Sen bak çok uyanık takılıyorsun ama. Değil asla. Bak uyanık adamı severim ama benden uyananı sevmem Ercan. Herkes aynı fikirde. O yüzden yani bence sen ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Yani yanlış ata oyna. Anladın mı? Gidip sen yanlış ata oynuyorsun. Anladın mı? Yanlış ata oyna diyorsun, sonra yanlış ata oynuyorsun diyorsun. Bak yine kendine çelişiyorsun. Cümlemi yanlış kurmuş olabilirim. Ha, sen benim kurduğum işte cümleyi değerlendirme. Ama anladın ben mı? Senin kurduğun cümleden yola çıkacağım. Nereden yola çıkacağım? Bana diyorsun ki yanlış ata oyna, sonra diyorsun ki yanlış ata oynama. O an ağzımdan yanlış çıktı, telaffuz ettim. Her şey ağzından yanlış çıkıyor. İşte bunun farkında değilsin. Olamaz mı? Ercan bak sen beni geriyorsun ha.
Yersen bak haberin olacak? Olsun. Yersen mi? Sen beni geriyorsun ya. Yersen ne olacak? Sen cidden saygısız bir adamsın. Anladın mı? Yani sen söylediğin cümlelerin sonunun nereye gideceğini bilmeyen bir adamsın. Ben o yüzden tamam muhatap olma benimle. Anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Benimle muhatap olma. Anlamak bak benimle muhatap olma diyorum sana. Şu anda gerginim benimle muhatap olma. Sıkıntı yok. Benimle muhatap olma. Sen yani haddinden fazla konuşup haddinden fazla kelime eden bir adamsın. Tamam. Bundan beri ben seni burada uyarıyorum. Hangi söz bize bak? Verilecek. Müdahale. Bunların dozunu bil. Tamam. Ona göre yerinde konuş. Ben de sana anladın mı? Söylüyorum. Sana söz verildiğinde sen, konuş. Ben iki cümle kurduğum zaman anlamıyorsan ben sana bunu dört cümleyle anlatmak zorundayım. Ya bu sen, kadar net. Sen tamam. Bak ben konuş, sana muhatap bak, olma benimle lütfen ben tamam. Sana, şu an ben istiyorum benimle olafı muhatap zaten olma. Ben söyledim sana. Sen benimle kardeşim, muhatap olma şunu dedim söylüyorum. Zaten hala bak, uzatıyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum. Keser misin? Ben sana evet, şunu söyleyeyim. Keser misin? İkiniz kesin. De susun. Ben devamını vereyim ondan oğlum, sonra keserim. Ya, arkadaşlar, germeyin ortama enerjimiz bak, düşüyor. Bak güzel kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, zeki olmayan insanların, zeki olmayan insanların en büyük özelliği zekasını sürekli... Tamam ya. Ya bu adam çok şey söyleyebilir. Bu adam çok özgür söyleyebiliyor. O yüzden bu adamla konuşulmaz anladın mı? Konuşamazsın zaten. Ya konuşur da. Konuşamaz. Öyle deme. Ya sen var ya, sen hani o suratında gülümseme var ya senin. Sen konuşacak. O senin o suratında gülümseme var ya, o kadar sahte ki kardeşim. Ben bunu hissediyorum. Konuşacak bir insan olsa, yanlış bir adam olduğunu da görüyorum zaten. Konuşacak bir insan. Uzatmaya hiç gerek yok. Ya adam buradayken Serhancım diyorsun. Tamam mı? Adam buradayken Serhancım diyorsun. Tamam. Adam gidiyor hemen direkt. Ya bir şey diyeceğim beyler, ben tamam. Serhan'ın burada tespih sallamasına karşıyım. Adam yüzüne de söyledim ben bunu, tamam, bir sıkıntı yok. Ama adam gittiğinde senin ses tonunla o geldiğindeki hayır, buradaki ses asla, tonun bir asla, değil. Asla asla, ben şunu bir söylüyorum, değil. Benim adamın kişiliğine en ufak bir şüphem yok. Adam kişilik olarak ya on numaradır. Ya sen zaten kişilik değerlendirebilecek tamam, bir adam değilsin. Tamam, senin bence de sohbet etme seviyen olsa karşımda oturup sohbet etmesini bilirsin. Anladın mı? Şu yok. Hareket yok yani. Bu, bak, uzatmaya gerek yok. Konuşmayı bilmeyen insan fiziksel özelliklerini ön devreye koyar, anladın mı? Uzatmaya hiç gerek yok. Bence de. Sus. Emre'ciğim. Emre kızlar Emre. Hayır. Hadi hayırlı günler. Sana aynı anda mı gidiyoruz? Benim ismim de yanacak. Sen de gidiyorsun. Sen Serhan gel Serhan. Herkese. Ben konuşuyorum. Yapacak ya bir şey yok. Veyahut da kızlar gelecek sonra devam edelim. Lütfen buradan konuşma. Kalk. Buradan devam edelim. Buradan devam edelim. 28. dövme bence senden gelecek. Senin fotoğrafı olacak. Güzel. Emre geldi. Merhaba hoş geldin. Hoş geldiniz. Allah. Eyvah eyvah. Oo kimler geldi? Hoş eyvah, geldiniz. Hoş geldiniz. Eyvah eyvah kimden eyvah. Geldi ya? Eyvah eyvah. Buyurun. Hoş nasıl? Geldiniz hoş gençler. Geldin. Merhaba. Merhaba teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maça verin. Sizi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Naber? Çok şükür. Sizi biraz sen fazla. Şöyle ay, sen. Aynen başkan senin dediğin kişi. Beyleri şöyle alayım. Kızlar. Hoş geldiniz. Evet, biz okey. Tabii şu köşeye geçin. Beyleri şöyle alalım. Hoş geldiniz. Kalkıyoruz hoş buradan. Ne yapacağım? Yer yok. Nasıl geçelim? Beyler biz böyle oturalım. Özür diliyorum. Ben böyle oturun. Gelin gelin tabii. Biz böyle sıkışırız. Buraya sen de sığarsın ama. Sen kaç şuraya. Ben de buraya kıyıyorum. Koltuklar çok az. Sayı çok fazla. Nasılsınız? Teşekkürler, gerginiz. Neden? Yok mu bir tartışmadan çıktık. Siz de? Aynen biz de. Aa. Sizde de mi oldu? Tartışmadan mı? Bizde bitmiyor geldiniz? Tartışma. Sizde de mi var tartışma? Bizde bitmiyor. Sizi gezdirelim mi? İster olur. Misiniz? Olur. Bahçemize şöyle. Alayım. Bahçeye miyiz? Bunlar da bahçeye meraklıymış. Benimle görmek istersen gel istersen. Bakacağım ya. Aa. Siz de gelseniz. Bizim bahçemiz. Gerek yok siz gezdirsin herkese. Mutfağımız da var ama pek alakalı olmazsınız. Bayağı büyük yalnız burası. Benim gezdirmeme özellikle. Tek başıma gezdirmeme de bozulmuştur. Teklif etmeme de bozulmuştur. Ondan sonra Ayça bayağı bir bozulmuştur. Yani ne diyeyim ki? Bozulsun zaten canım. Bozulsun diye yaptım. Ben sana demedim çok enteresan mi? Ama. Ah, git. Yok, aferin. Niye yürüyeceğim ki? Aferin, aferin, aferin. Yol yani... vermeyenin yol verirler. Aferin. Geçsene kızım. Çok enteresan. Adamın peşini. Niye gideceğim? Ben olsam kalkardım giderdim hayır. Yanına da. Hayır. Gitmem ki. Hiçbir şekilde eline de vermem. Ay ben çok şaşkınım yalnız. Ben çok de şu an şaşkınım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasıl tatil ettiniz? Çok hoş geldik. Biz de biz daha akıllıyız ha. Aynen. Dedik şunlar çok doğru çıkıyor. İyi ki de kazanmamışım şu an. Merhaba, Ceyda hoş geldin. Tankut. Annem de dedi ki oğlum tabii ki sen aklı başında bir insansın. Senin zekana bilgine güveniyoruz. Doğru kararlar alabileceğine de eminiz. Kısmetin oradan aramak istiyorsan saygımız sonsuz. Git yoluna bak. Denedin. Denedim geldim yani mutluyum.
tartışmalar yaşıyoruz ister istemez, kıskançlıklar oluyor, çekememezlikler oluyor. İnsanların bilinçaltını pek bilemiyorsun tabii. Hani yüzüne gülüp arkandan çok kuyunu kazan insanlar var ki vardır, olacaktır. Çok normal bir şey. Kızlar arasında da vardı sonuçta. Bu bir yarışma abi. Anladın mı? Hani dediğim gibi ben sert mizaçlı bir insanım. Bakma böyle dediğim gibi. Ben, ya biraz da öyle olman gerekiyor her zaman. Bak şunu söyleyeyim mi? Çok iyi. Beni hakikaten ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Kendini bu kadar övüyorsun yani. Bak ama şunu söyleyeyim, bak çok ciddiyim. Çok çok ciddiyim bu konuda. Abi romantizmi, yani bir kızın romantiklikse konu aklını başından sınırsız alabilirim. Benim için hiçbir zor bir şey değil. Gerek maddi olarak gerek manevi olarak. Yani aklını uçururum. Yaşadım bunları. Yani benim kaldıramayacağım insan hiç olmadı. Tango çok zevkli. Tango'ya gidiyorum ya, sanki 100 yıldır seninle yaşıyoruz. Ben bir şey sorayım şimdi. Ben birine söyledim tango. Bana söyle. Tango'ya gidiyorsun ve ben diyorum ki sen benim sevgilimsin, tango'ya gidemezsin. Benim işlerim var. Ha. Tamam. Doğru mu yani? Mantık doğru değil mi? Evet. Yani bir sevgilim varsa. Çünkü onunla orada... gideyim tango'ya. Ahmet, evet bence de en güzel cevap işte. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Dans, bak böyle tutuyorsun. Tamam, gel bak böyle tutuyorsun. Belimi tut, tut belimi. Biraz odunum bu konuda. Bak böyle tutuyorsun, tamam mı? Hı. Bir adım at bana böyle. Şu sağ ayağını bak böyle yapıyorsun. Tamam. Bir adım daha at. Sağ mı? Evet. Yürü işte, sonra tamam. Dur burada. Durdum. Sonra geri git. Ya. Abi nasıl geri gideyim? Geri git diyorsun. Ben şimdi geri vitese taktım, anladın mı? Geri git dersen ben böyle giderim ama onun bir estetiği vardır. O bir kere salsa oluyor. Bir de çayı sevdin mi? Hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Hı? Bir de çayı sevdin mi? Hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin. Beni sevdiğin kadar çayı da sevmek zorundasın. Kardeşim. Seni sevdiğim kadar. Yani bir eşim olacaksan kim olursa olsun bu. Sen değil, ha. Kim olursa olsun. Beni sevdiğin kadar çayı da sevmek zorunda. Sen dövmeleri birazcık şey bulduğun için. Ne? Dövmeleri böyle sorun yaptığın için. Yok, ben anlamsız dövmeleri seviyorum. Ben dövmeyi çok severim. Belki benim bütün dövmelerim anlamlı. Ama sen bilmiyorsun anlamlarını. Ya belki de ama şimdi şöyle olarak. Ha. Getir onu. Hadi yine kurtarır belki. O dövmenin hatırası yok, var. Yok yok, kurtarır belki. Tamam, bu da şeyin Winnie the Pooh vardı ya. Güneş o. Tinky Winky falan. Eyvallah arada. Bu zaten başlı başına bir offside mı geçti? Saçmalama, o dövme bitmedi. Ya bunu kapatmaya mı çalışıyorsun? Hayır, şimdi? Bak bunun altında bir harf var. Bunu kapattım, şurada beni bir dövme zaten var. Bir şeyi kapatmak için yaptın da, çok kaba çünkü. Bu dövme komple böyle olacaktı. Ben istemedim. Abartma, sadece kolumu istedim. Abartma. Bayanlar olur. Gerçekten her şeyi bekliyorum. Ayça'ya gıcıklık olsun diye gezmeye çıkarmadım beyleri. O öyle anladım. Ayça bayağı bir bozulmuştur. Yani ne diyeyim ki? Bozulsun zaten canım. Bozulsun diye yaptım. İlk oturduklarında şey bir Emre ile ikisini de gördüm bile böyle bak, anlamamışız yani. Bir bakındılar falan hani böyleydiniz. Sezmediğimiz bir şey. Hoşunuza gitti yani. Güzel. Evet, oturmadınız bahçeyi merak bile. Ediyordum zaten. Evet evet, bu haliniz ama ben şok oldum bahçeyi görünce. Direkt kendim bahçeye atmak istedim yani. O anda kimi evet, gezdirdi evet. Umurumda değildi gerçekten. Hı hı. Ben bunu hissettim. Gezdirene hatta şey dedim ya, tam dedim içimdekini okuyor şu an, gerçekten bahçeyi görmek istiyordum dedim hatta ve kalktım. Madem o kadar rahatsız evet, oldu. Kızlar yani ben de kalktım. Ayça'da ne kalktım, olursa. Mesela yani açık bir şey söyleyeyim mi? Ben gelme demeyecektim. Bahçeye beni kimin çıkarttığını bilmiyorum abi. Yani. Gerçekten. Empati kur. Kim çıkarttı? O da doğru. Sizlerden. Sen. Çok samimi söylüyorum, senin çıkarttığını hatırlamıyorum. Ben de bunu hissettiğim için çıkardım. Özellikle değil yani. Niye biliyorsun? Yani. Çünkü direkt aklımız bizim bahçedeydi yani. Bile. Bizim bahçemizden belliydi. Farklı bir bahçeye keşfetmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Arkadaşlar, merak yani. Erkekler için bahçe önemli. Onu anladık. Ama Ayça evet. için değil. İşte Ayça yanlış anlamış olabilir beni. Arkamdan böyle yapmasa eğer. Bahçenizi temiz tutun kızlar. Hepimiz temiz evet. olun. Bahçe önemli. Tutsak... Aynen şu fırtına olayını konuşalım seninle gel. Hoşlandın değil mi Ayça'dan? Ya yok vallahi öyle değil. Bak şunu söyleyeyim. Ben bir kızın, tamam mı, o kadar açık giyinmesine karşıyım. Benim de bir sınırım var. O sınırı aşan şeyleri beni rahatsız eder. Durum bu. Fırtına konusuna geldiğimiz zaman yok o kadar ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Kopabilir bence. Ya olay ne biliyor musun? Bence kopacak diye düşünüyorum yani. Bence şöyle kopmayacak. Çünkü o zaten Emre'ye karşı boş değil. Kendisi de söyledi. Yani beğendiği insanlar arasında ben de varmışım. İki adayın birisi vermişim. Söyledi. Bu Emre'ye karşı boş değil ama sana da farklı ama ben anlamadım yani. Yok, farkındayım ben de onu. Ben de sana şunu söylüyorum ya. Emre'den hoşlanması şöyle bir şey. Biliyorsun belki ilk görüş tabii ki önemli, hoşuna gider. Ama o insanla yan yana geldiğin zaman fikirlerin uçmayabilir, karakteri hoşuna gitmeyebilir. Evlilik konusunda ciddiyeti belki seni itebilir ondan, anladın mı? Bakarsın ben buraya evlilik için gelmişim. Bu çocuk başka bir kafada veya kendini daha hazır hissetmiyor. 3 yıl, 5 yıl sonra belki düşünüyor evliliği. O da olabilir, anladın mı? Anladım. Hani her şey soğuma sebebi olabilir. Belki o da bunu düşünüyor.
Hani anladın mı? Belki Emre ile olmasa dahi en ikinci ılımlı yaklaşım Ercan. En azından o da bir köşeye kalsın. Hani öyle şey yapıyorsun, kabul ediyorsun yani yedekte kalmayı. Şöyle de bir gerçek var. Sonuçta burada hepimiz birbirimizi tanımaya geldik. Sen de birinden hoşlanıyor olabilirsindir. Anladın mı? Belki aklına ben de varım. Olabilir. Belki A kişisi, B kişisi de var. İkinci planda olduğum için beni de elinde tutmak istiyor. Anladın mı? Onu da çok iyi anlıyorum. Senin de hoşuna gidiyor değil mi? Yok asla. Ha? Ya şöyle hoşuma gitmiyor. Sonuçta bir insanın beni tanımaya çalışması beni çok onur eder. Ben mesela seni tanımak istiyorum. Birazcık daha iyi tanımak istiyorum değil mi? Yani sohbet etmek istiyorum. Bu sadece eş anlamında değil, anladın mı? Arkadaş olarak da ya. Hani biliyorsun zaten her şey arkadaşlıktan başlar. Ben ilk görüşte aşk hiç olmadım. Olmam da herhalde. En azından tanırım. Ya öyle mi? Bak mesela ben Ayça hakkında çok yanlış düşünmüşüm. Ben arkasından bildiğim bayağı saydım yani, anladın mı? Hayat amacı yok, böyle bir kız mı olur falan filan. Benim ama işte tanıdıkça açılıyorsun ya, diyorum ki şimdi kendi kendime. Ya tamam bir hayat amacı yok ama iyi kız, hoş kız, sıkıntısı yok. Kimseye bir zararı yok, anladın mı? Birazcık o duyguları törpülüyorum ister istemez. Vallahi senin hakkında ben ilk günden beri hep olumlu şeyler düşündüm. Çünkü Allah Allah. Beni olumsuz etkileyecek hiçbir şey yapmadın. Ben seni en çok neyi şimdi sevdim? Geldin bizim eve, oturdun. Ben seni görmedim bile orada. Görmedin mi? Kimseye dikkat etmedim bak, yemin heyecanlandım. Hiç, belki de, bir de benim şey huyum var, anladın mı? Ben bir insana yoğunlaşmayı sevmiyorum. Şöyle, evet. Hani o kadar kalabalığın içinde göze batmak istemem, anladın mı? Böyle bu insan değilim. Ben orada hiç kimsenin, doğru düzgün, tabii hatırlıyorum hepinizi simayen ama hani sadece gördüm böyle falan. Ondan sonra işte tanıdık falan, tanıştığın, geldin buraya kendini tanıttın. Şunu düşündüm ya, enerji yüksek. Anladın mı? Benim için pozitif çok önemli bir şey. Ben her zaman bardağın en dolu tarafına bakmaya alışkın olan bir insanım. En kötüsüne kendimi her zaman hazırlarım ama her zaman en dolu tarafından bakarım. Tabii ki eksiklerim vardır, olacaktır. Benim de fazlasıyla vardır, olacaktır. Kimse dört dört. Ha onu diyorum işte ama ben şunu gördüm senden, anladın mı? Gerçekten sorumluluk sahibi bir erkek seni fazlasıyla mutlu edebilir. Evet. Ve sen de erkeğini fazlasıyla mutlu edebilecek bir insansın. Bu ben olurum, Akif de olur, Mehmet olur, Ahmet olur, hiç fark etmez. Sen gerçekten mutluluğu benim gözümde çok hak eden bir insansın. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Gerçekten hak ediyorsun bunu. Ercan'ın valla ne yaptığını çözemedim ben. Ayça'ya da aynı şekilde yaklaştı. Önce Ayça'ya dedi, eve girdiğimde ilk seni gözüme kestirdim dedi. İşte seninle yakınlaşacağımı düşündüm dedi. Sonra tabii kendisi ikinci plana atılınca sonra bana aynısını söyledi. Eve geldiğimde sonradan hani biz gittiğimizde evlerine tek tek soru sordukları zaman o zaman beni şey yapmış. İşte bu kız olabilir, bununla arkadaş olabilirim, konuşabilirim diye düşünmüş. Önce Ayça söylüyor sonra bana söylüyor. Yani çelişkili anlamış değilim. Sonuçta yani Ayça Emre dediyse Emre için Ayça da gayet güzel bir kız. Yani niye olmasın? Her şey yerinde, fıstık gibi bir gelin adayı sonuçta. Mutfağa kim dağıttı böyle Allah aşkına ya? Bütün şey dağıttı. Kim dağıttı söyleyeyim mi? Emre dün havuç doğramış ya, kesin o yapmıştır. Emre'ye kendini göstermek için Daniel'e dağıttı. Ney? Doğru. Nasıl? Biraz Daniel'e kendini göstermeye çalıştı mutfakta dün. Evet. O ara Emre de buradaydı. Görsellik şurada oturuyordu diye tabak bırakmadı be. Sen de kendini gösterseydin o zaman. Ay, göstermeye ihtiyacım yok, ben sana görünüyorum. Yoksa duracaktım. Beni kıskandığını itiraf et artık bence. Ayça! Duyuyor musun beni? Efendim? Benim dediklerimi duyabiliyor musun? Yok şu an duyamadım. Duyguya döndüm ya. Biz hepimiz seni duyuyoruz canım, merak etme. Ben duymadım. Bir daha söylesene. Deminden beri onu söylüyorum işte. Nasıl duymuyorsun? Neyi? Evet, Emre'ye mi göstermek etti? İçin yapacağım, yapıyorum. Vallahi Daniel'e yanlış hata oynuyor o zaman. Ben kendimi göstermek için yapmadım ki. Akşam yemeği hazırlanması yani gerekiyordu. Biraz da o var. Hem yardım olabilir hem de yani misafirperverlik yapmış. İyi ki yapmış yani. Emre'ye hizmet etmiş. Yani. Ben de vardım mutfakta. Hadi gel. Canım benim. Akşam yemeği hazırlanması gerekiyorken kalkıp yapsaydın o zaman. Vallahi sana helal olsun. Orada oturuyordun. Çok güzel yaptın zaten. Hakikaten adamı mutfağa soktu ya. Düşünebiliyor musun? Ben kimseyi mutfağa sokmadım. Kusura bakma da kendisi gelmek istedi. Ben Emre'ciğim gelip bana yardım eder misin diye bir şey söylemedim. Kendisi geldi ve bana yardım etmek istedi. Sen de beni saf dışı bıraktın. Yani işte. Demek ki sana yardım etmek istememiş, bana yardım etmek istemiş. Biz burada hiç kimseyle bir aile değiliz bana göre. Burada herkes benim bir rakibim kardeşim. Ben burada hiç kimseye eş, dost, akraba, işte ne bileyim kanka muhabbeti yapmak istemiyorum. Tamam otururuz, yeriz, içeriz, o apayrı bir şey ama dost değiliz hiçbiriyle. Ne senle, ne A kişisiyle, ne B kişisiyle, hiç kimseyle ben dost değilim burada. Ben buraya bir amaç uğruna geldim.
Ben buraya yalnız geldim. Ben buradan sadece sevgilimle çıkacağım, eşimle çıkacağım. Yok ben Ayça ile niye görüşmüşüm? Yok Ayça Emre'ye ilgisini açıkladıktan sonra benim onunla görüşmem yanlışmış. Ya biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Kardeşim burası bir evlendirme programı, evlendirme programı. Tamam. Bütün adayları gerekiyorsa tek tek tanırım. Ben bunun için kimseye hesap vermeye gelmedim buraya. Ben buraya hayatımda hayatımı alacağım insanı tanımaya geldim. Şimdi burada herkesin belli bir rakibi vardır zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hiç kimse dost değil ama biz bu evde yaşıyoruz. Yani kızlara kendini tanıtmak istiyorsun. Tanıtırken bu olay hani kızlarla birlikte hep beraber bir yerde oluruz. Anlatılır, orada konuşulur, herkes fikrini söyler. Ama bak, beni sonra rahatsız eden olay, hala da ben seni çok güzel bir şekilde dinledim. Lütfen rica ediyorum. O gelen arkadaşlardan bir tanesine takım veya ikisine de takıyorum. Ya yani tabii ikisini ki de tanımak istiyorum ama hani burada zaten belli bir zamanımız var ve sen sürekli böyle alırsan Murat alır, Tankut alır, işte burada kim vardık başka Melih alır. Bu sefer hangisiyle kim ne görüştü bilemeyeceksin. Gel otur. Ayağa kalksaydın bari kibarlık yapıp ellerini terledin. Kalkacağım. Ay şu an heyecan yaptım bir saniye. Sakin ol tamam. Ağlarım bak. Tamam. Ne yapıyoruz? İyi. Süreyi başlatalım o zaman. Hiç başlatma ya, o süre kalsaydı öyle. Deter sevilecek. Mecburmuş yani. Ne yapıyorsun? Ay çok iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ya ben de iyiyim. Böyle bir fırsat vermişler bize de. Evet, çok güzel olmuş. Ya sen de birkaç defadır gelip gittiğinde böyle bir net konuşuyorsun ya. Merak ettim dedim bir. Yüz yüze konuşalım. Sen mi istedin? Evet, bize böyle bir fırsat veriyorlar. İlk gelişin değil mi buraya? Ha iyi. İyi o zaman. Konuş bak, zaman geçiyor. Tamamdır. Dün ne yaptınız siz bizim orada? Dün ne yaptık mı? Aynen. Ha, dün bir şey yapmadık, eğlendik orada. Kimle eğlendiniz? Ya herkesle. Ben biraz Ercan'la samimi oldum, o kadar. He, Ercan'la samimi mi? Ya biraz ama öyle çok değil. Anladım. Ne hissettin peki? Sana çok kızmıştım yani bizim evden çıkarken. Gittim Mehtap'la bahçelerde gezdin ya. Ben Mehtap'la gezmedim. Sonuçta Mehtap seni davet etti ve sen kalktın gittin yani. Kusura bakma da bu böyle. Bir dakika sen bir sakin ol da sonuçta şöyle bir durum vardı orada. Serhan bahçeyi gezelim mi dedi. Ben de tamam olur dedim. Mehtap da hadi ben size bahçeyi gezdireyim dedi. Sen tam anlamıyla dinlemedin bence orayı. Yani orada bir şeyi kaçırmışsın. Olur, ben senin kalktığını sonra gördüm. Serhan kalktı, ben kalktım. Mehtap arkamızdan geldi. Anladın mı? Yani biz direkt Mehtap'la gitmedik oraya. Ki zaten biz gittiğimizde de Mehtap yanımızda durmadı yani. Biz kendimiz çıktık dolaştık tamam, dışarıda. Tamam ben çıktım gittim orada, kızdım sana. Belki yanlış anladım ama kızdım. Sırf çıktım, gittim bu yüzden Ercan'la mı konuştun yani? Ben orada herkesle konuştum Emre. Sadece Ercan'la birazcık daha böyle samimi konuştuk. O da gayet iyi konuşuyordu, bilmiyorum. Öyle. Ya iyi konuşuyordu. O şekilde yani her şey. Yani çok böyle aşık olmadım yani. Ercan diye sayıklamıyorum farkındaysan. Ama üç gün Emre diye sayıklamıştım, hatırlıyor musun? Bilmiyorum ama. He, o zaman sıkıntı yok. Bilmiyorum da. Zaten yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum şu an. Ercan aklımdaki bir isim değil. Yanlış bir hareketti o. Bence doğru değildi o yaptığım. Bunu biliyorum. Bunu senin öğreneceğini de tahmin etmedim yani. Öyle yani duyulmaz mı? Ya bugün kahvaltıda öğrendik yani. Kahvaltıdan sonra biraz konuştuk. Kim konuştu? Kim bahsetti? Genel olarak ne yaptınız, ne ettiniz diye, siz orada ne yaptınız diye bize sordular. Biz sorduk, siz burada ne yaptınız falan diye. Ondan sonra tango falan yapmışsınız. Mutfakta tango yapmadık. Sadece tango kursuna gidiyordum ben. Öğrettim, ben iki adım ileri, iki adım geri yani bu kadar. Ya, anladım. Ercan benim üzerim falan çekiştirdi, bunlara söyledi mi? Sen böyle açık giyinemezsin falan. Yok, bizim aramızda konuştuklarımız bizim aramızda kalır falan dedi böyle yani. Hani yok, öyle bir şey yok. Üstüm falan çekişti, sen işte açık giyinemezsin falan filan yaptı bana. Allah Allah. Tabii canım. Neler yapıyorsun? Kızlarla uğraşıyorum. Ne yapayım? İçeride didişip duruyoruz. Sen neler yapasın ama? Ben ne yapayım işte? Uğraşıp duruyoruz yani şu an. İnsanları senin çözmeye çalışıyorum. Senin düşüncelerin ne? Hmm. Ya. Ha. Söyle. Ya ben... Sen mi çağırdın beni buraya? Bir takım şeyleri... Sen söyledin değil mi adımı? Bir takım şeyleri ben çok erken buluyorum daha ama...
şöyle de bakacak olursan yaygara yapmayacak tek kızı da sen görünüyorsun gibi geliyor. Nasıl karar verdin bu yarışmaya? Yani ne düşünerek geldin? Gerçekten evlenmeye geldim. Yani amacım gerçekten bu. Artık bir hayat kurmak istiyorum. Çünkü ben kızıma da kendime de hani kurabileceğim hayatın hepsini kurdum. Haklısın. Hani açık konuşmak gerekirse şu an 30 yaşındayım, 20 ve 30 yaş arası komple çalıştım. Hmm. Ne gezme, ne özel hayat, hiçbir şey yaşamadım. Çok büyük sorumluluk yüklenmiş. Evimi aldım, arabamı aldım, çocuğum da var zaten artık şeydeyim ben. Şahane. Olması gereken yerdeyim. Yani evet. Biraz da evladım için şeyler yapmam gereken her şeyi yaptım. Çok ailem için de yapmam gereken şeyleri yaptım. Şu an tam noktasında. Peki şunu çok merak ediyorum. Mesela senin beğendiğin bir kişi, hı-hı, ailen tarafından veyahut da kızın tarafından. Olur ya, o elektriği almaz. Senin çok sevdiğin veyahut da aşık olduğun birine kızın ilgi göstermezse veyahut da istemezse, sevmezse bu arada nasıl davranırsın, ne düşünürsün? Yani kızından tarafa mı çıkacaksın yoksa nasıl olur? Bu çok önemli çünkü. Açıkçası bu aile için de geçerli. Yarışmaya gelmeden önce oturdum, kızımla konuştum. Bak ben böyle böyle bir işe giriyorum. Ama daha çok küçük değil mi? 8 yaşında. 8 yaşında ama oturup konuşabiliyorum. Zaten ondaki olduğumla direkt baktığınızda anlarsınız. Süper. Direkt anlarsınız. Öyle mır mır yapıp orayı burayı dağıtan yaramaz bir çocuk değil. Değil. Çok ağırbaşlı bir kız yetiştiriyorum. Süper. Ben çocukluğumu yaşayamadım. Hani o muhtemelen o senden arasında kaynaklanıyordur. İşte çocukla beraber zamanımız bitiyor. O eğer çocuğum zaten onay veriyor. Dedi ki nihayet babam olacak dedi. Hiçbir tepki vermedi. Bir sıkıntı olmaz yani. Peki. Seni bulur. Sen yeter ki kısmetse olur. Sen de yanlış yaptın burada. Kız bana dövmelerini gösteriyor. Kıza diyorsun ki her tarafındaki dövmeleri gösterecek misin? O espri. Abi espri bile olsa bel altı bir espri ya. Niye? Bir saniye, sen beni ne kadar tanıyorsun? Ya ben size bir şey diyeyim mi? Bir saniye abi ya. Sen beni ne kadar tanıyorsun da bana bunu söylüyorsun? Ben seni 2 gündür tanıyorum. 2 gündür tanıyorum. Aynen. 2 gündür tanıyamazsın beni. Hayırdır abi, sen neyin peşindesin ya? Hatta onun öncesinde de 28. dönemde Emre olur herhalde. Bir dakika. Olayın akışını bir dinle. Bir dakika ya. Akışına gerek yok. Nasıl yok ya? Bu adam dövmeyi merak ettiyse buna farklı gözle yaklaşmayın. Niye biliyor musun? Bak şöyle bir şey. Bende de dövme var. Söyleyiş vardır, söyleyiş vardır. Ya olayı konuşturacağım mı ya? Sen beni konuşturacağım mı bir? Tamam, ya boşuna konuşuyorsun. Her konuşan sinir oluyup çıkıyor. Aynen şuradan ya, şu ortamı bir kapat. Çünkü adam gülüyor, anladın mı? Ondan sinirleniyorsun işte. Komik bir şey yok. Sen konuşuyorsun. Olayı bilmiyorsun, konuşuyorsun. Bana bak, komik olan biri varsa sensin. Bence adam burada sinirlenmiş, tamam mı? Sinirlenebilir, boş. Biz de ortalığı yatıştırmaya çalışıyoruz. Hadi sen burada ne yapıyorsun? Ben burada geliyorum. Ondan sonra hani o konuyu tekrardan açıyorsun. Adam konu kapansın diye 50 kere. 50 kere ikaz etti. Abi bir saniye bir şey söylüyorum yani lütfen. Bu adam kapansın. Niye gülüyorsun sen ya? Hareketlerimize gülüyorum. Hareketlerimize mi gülüyorsun? Çünkü birincisi gülme Ercan, benimle muhatap olma bu konuda. Ya kardeşim ben sana laf anlatamıyorum. Anlat. Erdem gel baba. Ya nereye kendime gel abi? Adama ben burada ciddi ciddi bir şey söylüyorum. Kızmışım, sinirlenmişim. Adam karşımda böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyor ya. O kadar zekice bir şey yaptığını zannediyorsun ki. Ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? Çok komik bir duruma düşüyorsun, farkında değilsin. Tamam, doğrudur. Tamam mı? Doğrudur. Sen aklınca psikolojik olarak insanları böyle gülerek bilmem ne yaparak sinirlendiriyorsun. Eyvallah, biz sinirleniriz. Niye biliyor musun? Biz adamız çünkü. Anladın mı? Doğru. Sinirlenirim ben, bu masaya da yumruğumu vururum. Dur kardeşim, masa yıkır gerekiyorsa. Vurulma mı sence bu? Anladın mı? Kolay. Senin gibi adamlar da böyle pişmiş kelle gibi sırıtır. Indir, ne yapacaksın? İndirsene öyle. El kol hareketi yapma. İndirsene bir. İndirme imkanım olsa indirirdim, eminim. Ben sana şu an yeşil ışık yaktım, haberin olsun. Tamam, onu diyorum yani bak şimdi. Yani farklı bir şeye sokma beni. Dün beni çağırdın ya, neden beni çağırdın? Tarzı değişmiş. Değişti. Neden acaba? Bilmem neden ki. Ben buraya zaten atıyorum 300 milyar arabamla geldiğim zaman kusura bakmasın diye. Yolda geçen herkes beni sever. Ben hatamı düzelttiğimi düşünüyorum. Kalbimi sesinliyorum, devam ediyorum öyle. Bu vakit içerisinde Ceyda'nın elinden alırım ben bu Serhan'ı. Canım isterse alırım. Canın isteyecek mi? İşte ona tamam karar verir. Değerli misafirimiz. Biz iki sorgucu, iki de aşık mı var? Galiba.
Ha, benim gönlüm Emre'de ama Ercan da bir ihtimal olabilir yani. Merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Oturursana. Çok şaşırdım. Önce. Hiç beklemiyordum senden böyle bir şey. Saniye başlamadan bunu çevirmemiz gerekiyor. Beni gördün mü şaşırdın? Evet, hiç beklemiyordum. Neden? Seni düşünmemi beklemedin mi? Hayır, beni düşünmenden değil de... Ya neden? Benimle aynı stratejiye sahip olacağını düşünmüştüm. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim, ben Kırmızı Oda'ya Demet'i çağırmıştım. Bunun sebebi de şuydu. Evdeki insanları onun ağzından duymak istedim. Yani ona karşı bilgim olduğundan değil. Neyse seninle... bunu geçelim mi şimdi? Tamam, aynen. Demet'le ne yaptığınızı umursamıyorum. Biliyorum çünkü neler yaptığınızı. Bak sen. Evet. Ayça'ya gösterdiğini giden haberim var. Ben umarım Ayça'ya, bir daha olmaz. Ben Ayça'ya bilgi falan göstermedim. Bilemem şöyle artık. Söyleyeyim. Sonuçta dans mı ettiniz? Ne yaptınız? Hayır hayır. Bilginiz dans derken var. Aranızda bir sıcaklık olmuş. Bak şöyle bir şey oldu. Ayça aklında iki isim olduğunu söyledi. Birincisinin işte Emre zaten onu zaten belli etti. İkincisinin ben olduğumu söyledi. Yani tanımaya çalıştı falan. Öyle bir muhabbetimiz oldu. Zaten dans konusunda olmaz da, yani yakışmıyor. Ya zaten yakışma konusunda geçtim. Ayça şu an benim belimde zaten sıfırın altında şu an. O kadarını söyleyeyim. Eksilerde. Olsa zaten emin ol. O gün onu çağırırdım. Emin ol buna. Yok yok, burada gerçekten çok açık. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri burada sıkıntı rahatça yok. Konuşabiliyorum. Vaktimiz var değil mi? Çok... Gel yavaş geçiyor. Niye vaktimiz. Kaçmaya mı çalışıyorsun? Hayır abi, korkuyorum vaktimiz çabuk gidecekti. Saçmalama olur mu öyle şey? İyi peki. Çabuk işte seviniyorum az geçiyor diye daha. Yok, ben senin gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Kartlarını sakın kimseye açık oynama. Hiç kimse burada bilmiyor herkes, seni çağırdım. İnşallah burada, Seda Hanım'a da söyledim. Burada sonra. Herkes bir rakip. Evet, biz buraya dost kazanmaya gelmedik. Biz buraya arkadaş... atıyorum akraba bulmaya gelmedik. Biz burada hepimiz rakibiz. Şu an seninle alakalı hiçbir rakibim yok. İçeride herkese ölçtüm, tarttım. Yok yok, onu demiyorum. Etiştim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani arkadaşların yani. Olmayacak senin burada bayan olarak. Başkası gelirse şu an seni isterse tepki verecek misin? Ya benim tepkim olumlu. Zaten... Ya ben kimse karşı olumlu değilim zaten, bunu bil. Ben olumlu olsaydım zaten dün görüşme odasında Demet'i çağırmazdım kızları tanımak için. Anladın mı? Aklımda bir isim olsaydı direkt onu çağırır sorardım zaten. Hayır, ben sana açık açık soruyorum. Şimdi benden sonra başka bir kadın daha seni çağırırsa. Ya tepkim zaten şöyle olacak, bak açık konuşayım sana. Ben kimseye karşı yeşil ışık yakmadım bugüne kadar. Şimdi Ayça ile aramızda geçen duygular belki diyeceksin. Duygu da değil aslında. Ben sana şu an yeşil ışık yaktım, haberin olsun. Tamam, onu diyorum yani bak şimdi. Yani farklı bir şeye sokma beni. Yok yok, başka ben bir durum olmaz. Ben çok maçalı kadınımdır aynı yok, zamanda. Yok yok, emin ol, ben nereden ne yapmam gerektiğini çok iyi bilirim. Sen nasıl sahip çıkıyorsun, ben de öyle sahip çıkıyorum. Nereden ne yapmam gerektiğini çok çok iyi bilirim. Şunu söylüyorum, benim Ayça ile aramda zaten bir şey olmadı. Sadece tanımaya çalıştı beni. Ben de kendimi ifade etmeye zaten çalıştım. Zaten Emre'ye deyip de Emre'yi silip gelip seninle orada yakınlaşmasına ya, ben... Ya kız zaten gözümde böyle bir sıfır. Böyle bir kızın emrini kabul etmemesi lazım bence. Yok. Eğer o kadar maçoyum diyorsa onun da kabul etmemesi yani. Lazım. Çeviriyorum bak Emre. Hiç çevirmek istemiyorum ama şu an çevirmek zorundayım. Çevir, yapacak bir şey yok. Çevirdim. Tamam. Ne güzel, bu sefer ben seni çağırdım. Dinliyorum. Ne soracağımı da bilmiyorum, dur. Sana bir şey sormak istiyorum ben. Sor. Dün beni çağırdın ya. Neden beni çağırdın? Neden çağırdın? Çünkü sen hani ilk geldiğimiz günden beri hani bu bir şeyler hissettiğini ya da hani ilgilendiğini belli eden birisin. Yani bunu da zaten ben her gelişinde ve gittiğinde onaylıyorum yani hani. Takdir ettiğimi söylüyorum. Tabii kafama takılan birkaç durumlar oldu. Yalan yok. Yani o Ercan muhabbeti falan bilmem ne kafama takıldı ama bu konuda ben sana güvenmeyi tercih ettim. Tamamen senin söylediklerine inanmayı seçtim. Ama bu saatten sonra tekrar söylüyorum sana, yani herhangi böyle bir durumun içine girersen benim seninle bir şey düşünmem doğru olmayacaktır. Yani girmesen açıkçası. Düşünürsün yani. Girmemen de gerekiyor zaten. Yani tabii, eğer bir şeyde öyle. Bir konuda netsen belli bir zamandan sonra bir şeyleri değiştirmemen lazım. Dur ya, tıkan. Aynen şurada öyle. Tutul yani, akma. Az kaldı. Akma yani, dur. İnsanlar hayatlarında bir şeyleri yaşarlar ve bir şeylerin illaki sonu gelir. Bu demek değildir ki aynı şeyi tekrar yaşamayalım. O yüzden ben Ayça'yı evliliğinden dolayı yargılayamam. Bu zaten bana düşmez. Bugün çok çok güzel sürprizlerim var demiştim. Demiştim ya, bir oyun var diye. Oyundan önce ama Emre'ciğim, bir daha seni yanıma alayım. Paranı almaya gerek yok, bu bizden. Hadi ne alalım. Ödülü söyleyeceğim sana çünkü. Yine gel mi? Yanıma. Yok yok, onu bozdurmana gerek yok daha. Şimdi bugün Emre'yi bekleyen ödüllerden bir tanesi de kalbindeki prensesle bütün öğleden sonra baş başa güzel bir yemek yemek. Senin şu an söyleyeceğin gelin adayının ismi karşı tarafa anons olarak, mesaj olarak gidecek. Söyle bakalım. Nedenini söylemek de istemiyorum çok fazla.
direkt Ayça. Evet, iki kere ismi söylenen aday Ceyda'ydı. Gel Ceyda'cığım. Bugün evde çok sıkıntılı anlar yaşandı. Ben dedim ki öğleden sonra size bir nefes alma şansı tanıyacağız. Böyle de yapacağız. Şimdi Ceyda'cığım, senden istediğim, hani zaten bugün zannediyorum ihtiyacın da var buna, hepinizin var aslında ama. Bir erkek adayı ismi söylemen, çünkü ödülümüz öylesine güzel ki bütün öğleden sonrayı onunla romantik bir yemek yiyerek geçireceksin. Ben. Evet, şu anda buradan çıkacaksın, hemen ismi söyleyeceksin, nedenini söyleyeceksin ve seni bu evden yolluyorum. Yoksun bugün bu evde. Öyle mi? Serhan. Belli yani benim. Yani değiştirmiyorum diyorsun. Hayır, adayımı. Evet. Serhan diyorsun. Evet. Neden diye sormama gerek var mı? Gerek yok. Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sev. Ne yaptınız? Nasıl geçti eleme? Vallahi işte bu haftanın birincisini seçiyorduk. Siz de seçtiniz. Bizimki bayağı şey geçti. Hani herkes merak etti. İlk 5 kişi çıktığı zaman herkese birer oy atıldı. Sonra 2 kişi kaldı. Onların da oyları belirledi durumu. Önce şey çıktı, Erdem çıktı değil mi? Önce Erdem çıktı, Erdem bana verdi oyu. Sonra Melih çıktı, o da bana verdi. Bu sefer herkes bir... Ben 3 oy almış oldum ve birinci oldum. Tebrikler. Sizde nasıl oldu? Bizde ikinci çıkmıştı. Duygu çıktı. İlk Duygu çıktı. Duygu çıktı. Sonra? Sonra kim çıktı? Duygu Ayşenur'a. Sen kaç oyla birinci oldun? İki. Bana Ayça'yla Mehtap verdi oyunu. Ben bir oyda kaldım, o da Ceyda verdi. Dani hiç oy almadı. Evet, Dani'nin hiç oyu yok. Dani'nin 0-0. Ya. Demek ki ben doğru tespit etmişim bir şeyleri. Hiç oy almadı o. Hani dedim ya. Bizde de Erşen almadı. Yükleniyorlar falan filan diye. Zaten belliyim. Allah Allah. Yani. Sizin ev ortamında ama yani inanılmaz bir kaos var. Niye öyle? Bugün inanılmaz derecede vardı. Ama genel bugün... olarak var. Bizde iyi kötü böyle bir iki kişi arasında geçiyor da. Sizde herkes herkese yani. Hayır canım, bizde de o kadar da değil. Ama bak, siz yoktunuz evde, biz geldik Emre'yle. Bizim tespitimiz bu yönde oldu. Haksız mıyım? Yani biz geldiğimizde bayağı gerildik zaten. Biz evde yokuz diye öyle olmuştur zaten. Yani ben aç kaldım. Çok merak ediyorum. İkiniz o evde olsaydınız beni aç bırakır mıydınız mesela? Emin ol, ben bırakmazdım. Eleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Eleme. Vallahi. Yani ilk hafta için ben çok bir şey düşünemiyorum aslında. Şu an taşlar yerine oturuyor da sonraki haftalar illaki bir şeyler biraz daha belli olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi bizim evde zaten sizin çok haberiniz yok gerçi. Bir gerginlik durumu var. Birkaç kişiyle yaşanan, geçen olaylar var. Kim onlar? Bunların sonucu, yani kim olduğunu öğrenirsin elbet yakında da. Bunların sonucunda zaten gidecek kişi aşağı yukarı insanların kafasında şekillenmeye başladı. Yani herkes kime nasıl bir tepki vereceğini iyi biliyor artık. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben güvenmiyorum kimseye. Zaten güvenme. Zaten güvenmek yarışmadasın. Doğru bir şey. Ya bizim erkekler evinde biraz daha herkes net diye düşünüyordum aslında ama ta ki bugüne kadar. Bugün çok değişti benim fikirlerim. Benim afiyet olsun. Sağ ol Gökhan. Gayet güzel ya. Her zamanki gibi. Döktürmüşsün yine. Bunun mutfağında hiç şey olmuyor. Bizim gibi olay olmuyor. Oluyor mu mutfağınızda olay?
Yok sen girme, sen yapma diyen oluyor mu? Yok, genelde Tankut mutfaktan çıkmadığı için. Bak, görüyor musun? Ama çok iyi yemek yapıyor. Bugün yaptı bize. Ya yok, eli lezzetli, güzel. Ama bugün de... yemek yaptı. Bugün böyle bir değişik bir şeye, havalara büründü. Onu da zannediyorum beni 4 kişi çağrışıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben artık bundan sonra işte bozuğum, böyle davranacağım, şöyle davranacağım. Baksana adamı 4 kişi çağırıyor. Yarışma, o zaman uğraşırsın. Şahsen onları birileri fazla çağırmış olsaydı benim direkt böyle bir gün sonrasına tepkim bu olmazdı. Çünkü bu artık bende başka bir şeye doğru gidiyor. Demek ki bunun bu, evi de farklı değilmiş. 4-5 günün sonunda böyle kafalarında bir herhalde ne kurdular artık bilmiyoruz ama aşağı yukarı. Bir, onlarda da bir fikir oluştu demek ki. Bugün de onu yansıtma gereği duydular. Ama yansıttıklarında alacakları tepkinin ne olduklarını bildikleri için de çok fazla yere gidemediler açıkçası yani. Ben mesela dün Ceyda'nın hiç tepki vermesine çok şaşırdım. Orada Emre olacaktı o pozisyonda. Ben gidip kızlarla yayın oturup dinleyecektim. Ben çok kızdım ama. Bilmiyorum ya. Ben direkt Emre'nin yanına otururdum. Tepkimi belli ederdim. Zordu yani orada, anlatabiliyor muyum? Zor olacak bir şey yok. Ne olursa olsun. Ben her fırsatta bir de böyle evdeki... erkekler evindeki durumdan yola çıkarak onların çok olgun olduğunu düşünüyordum. Hatta sizin kızlara da bu yönde onlarla ilgili bir takım direktifler verdim yani. Tiyolar verdim. İşte olgunlar, yaşları gereği, hayat tecrübeleri var. Çok ılımlı davranmayı biliyorlar. Fakat bir baktım aniden böyle bir U dönüşe girdi ya ikisi. Benim gözümdeki o olgunluk falan hepsi silindi yani. Demek ki anladım ki yarışma gereği kimseye güvenmemek gerekiyormuş. Herkes bireysel yarışsın bence. Yarışma zaten o yani. Evet ama hani çok büyük konuşursun ya. Onun arkasında yarışma da olsa insanın durması gerekiyor. O mu yaptılar diyorsun? Çünkü büyük konuşmamak lazım. Ben bu sebepten dolayı çok büyük konuşmuyorum. Bizim evde stresli zamanlar geliyor diye düşünüyorum. Ben... Anne Ceyda az çok rahatsız gerçi bu hafta. Artık ben değilim. Korumaya alındık ama sizden de birini biz korumaya alacağız. Öyle de bir durum olabilir yani. Yani. Aa evet, biz de sizden birini korumaya böyle bir seçenek de var yani mi? Hani aynen. Erkeklerden, erkekler bir kızı korumaya alacak. Kızlardan biri de erkekleri alacak. Vallahi bozulmayacağım. İster korumaya alın, ister almayın. Şuraya yani davet etti diye sayıyorum ben çünkü benim adımı yazdığı için oraya. Evet. Serhan gelsin diye. Teşekkürümü ettim. Tanıyorum burada, yemek yiyorum. Gayet de keyifliyim yani. Güzel olmuş ama. Emre bir şey soracağım. Sor. Tamam sen yemeğe devam et. Sor, dinliyorum soracağım böyle kaldın. Ailenle mi yaşıyorsun? Normalde şöyle. Benim ailem İstanbul'daydı. Fakat onlar Mersin'e gittiler. Bizim Mersin'de kendi işlerimiz de var. Onlarla uğraşıyorlar. Bir şey konuşuyoruz bir saniye. Ceyda. Evet. Kendi işlerimiz de var bizim Mersin'de. İşte bu yüzden ben İstanbul'da 1,5-2 aydır yalnızım. Yalnız yaşıyorum. Ama zaten ilerleyen süreçte buradan eğer evlenip çıkarsam İstanbul'da yaşamayı düşünmüyorum. Çıkarsam? Yani İstanbul'da yaşamayı düşünmüyorum. 3 tane abim var. 2 tane kız kardeşim var. Kalabalık bir aileyiz yani. Hani, haberin olsun.